Hanımefendiler, beyefendiler, 50 bin lira ödülün sahibine kavuşmasına bir gün kala Zuhal Topal'la yemekteyiz de haftanın en kritik 4. günü başlıyor. Bugün ordulu yarışmacımız Seda ile birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanımlar, ikiniz de çok şıksınız. Teşekkür ederiz. Siz de çok tatlısınız. Sedacığım, arkadaşını bizimle tanıştırır mısın? Sabah Sadri, İran kökenlidir. 8 senedir Türkiye'de yaşıyor ve vücut şampiyonası yapıyor. Fitness çalışıyor, antrenörlük yapıyor. Vay! Ve yarışmalara katılıp birincilik kupası alıyor. Sabahcığım, hoş geldin. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Uluslararası derecelerin var galiba. Var tabii. 3. dünya şampiyonu oldum. Vay, demek dünya üçüncüsü oldun. Bu arada geçtiğimiz haftalarda burada dünya vücut şampiyonunun eşi Leyla yarışmıştı. Muhammed. Tanıyor musun kendisini? Tabii ki. Ben de şuralarıma mandalina, elma falan mı koysam? Kıskandım biraz yani. Olmadı böyle. Sen de sporla ilgileniyorsun diye biliyorum. Benim ayağım kırıldı, bir senedir yapamıyorum ama yine de hani boks şeklinde yapıyoruz, görürüz bir şeyler. Kickbox mı yapıyorsun? Kickbox ama ayak biraz sıkıntılı, onu o yüzden kullanamıyorum. Ellerle idare ediyoruz. Sedacığım, seni daha yakından tanımak isteriz. Çok renkli bir karakterin var. Neler yapıyorsun? Eczane teknisyeniyim. 17 yıldır eczanede çalışıyorum. İlaçla ilgili her şeyi sorabilirsiniz. İlaç uzmanı diyebilirim kendime. Bunun dışında kickbox yapıyorum 7 senedir. 2 senedir ara vermek durumunda kaldım ama evde böyle ufak tefek bir şeyler yapıyoruz. Evli misin? Bekarım. 33 yaşındayım. Kız, evde mi kaldın yoksa? Vallahi evde kalıyorum her gün. Her gün evde kalıyorum hem de. Yarışmaya neden katıldın? Ben rahatsızlığımdan dolayı birkaç aydır evdeyim. O yüzden televizyon izlerken sizi izledim. Çok hoşuma gitti. Özellikle sizi görmek için geldim. Bunu da söyleyebilirim. Ve yemek yapmayı çok seviyorum. Bana terapi gibi geliyor. Mesela onun dışında örgü örüyorum yemek pişerken falan. Böyle bildiğiniz nine tarzı takılıyorum evde bazen. Ardına geçiyorum kitaba, böyle hani resmen bir kültürel savaş yaşıyoruz evde biz. Oradan oraya, oradan oraya. Seda güzel yemek yapıyor mu gerçekten? Evet, çok güzel yemekler yapıyor. Eczanede yapıyorum, ilaç almaya evet. Geliyor, orada bile yiyor. Vallahi bu hafta acayip olaylı geçti. Ama masalarda en yüksek puanı veren... Benim, çünkü ben hak yemiyorum Gürbüz. Kim ne yapıyorsa onu veriyorum. İlk gün 7 puan verdim diye çok eleştirildim. Fakat masada düzgündü ve ilk gündü, diğer masaları bilmediğim için... O hanımın hakkını yemek istemedim, Filiz Hanım'ın. Bundan dolayı 7 puan verdim. Ve lezzetli bulduğum şeyler vardı, kötü bulduğum şeyler vardı. Artı 1 puan da yemeğine verip 7 verdim. Yemeklerini gerçekten çok merak ediyorum. Bence herkes çok merak ediyor Gürbüz. Ben hazırım. Hadi o zaman yemeklerini say. Badem çorbası. Vay. Başlangıç olarak çorbamız bu. Osmanlı'dan geliyor, Osmanlı usulü. Bademin tadı ve et suyuyla haşlayıp kaynatacağım onu. Çok güzel bir çorbam olacak. Değişik bir ara sıcakla geliyorum. Kendimi... Mandalina zanneden tavuk salatası yapacağım. Tavuklu mandalin. Arkasından? Arkasından yanına kereviz püresi koyuyoruz. Daha sonra ana yemeğimiz geliyor. Hamur yoğuruyoruz. Onu biraz açıyoruz. Ve tencere yapıyoruz. Etimizi soteleyip içine koyup güveç yapıyoruz hamurun içinde. Bravo! Teşekkür ederim. Birinci olacaksın. Eminim. Tabii ki, kesinlikle. Bu arada Gürbüz, benim hamur tenceresinin güvecinde yanına koyacağım bir kaymaklı bulgur pilavı var. Bence bu pilavı hiç yemediler. Basit bir pilav olarak görebilirler ama o kaymağın ayarını tutturmak, içinde kestirmemek, bunlar önemli. Bence çok beğenecekler. Arkasından tulum peynirli kişniş salatası geliyor. Benim kişnişim taze kişniş. Özel getirdim Gürbüz. Süpersin. Ve son olarak tatlı. Son olarak tatlımda ejderha geliyor. Böyle fışkıracak pembe beyaz şeklinde. Adı ne? Ejder tatlısı. Vallahi menün ilginç görünüyor. Artık markete gidelim mi? Gidelim. Kıyafetini değiştirecek misin? Gürbüz, ben bir değiştireyim, hemen geleyim, olur mu? Hadi arkadaşına şans dile, çünkü biz gidiyoruz. Canım, çok şanslar. Çok sağ ol. Oh kuzum benim. Sen beni burada bekle, mutfağımı tamam. Biraz hazırla. Ben hemen markete gidip geleyim. Tamam, sen bir şey ister misin sabah? Yok. Hoşça kal. Vallahi şıklık yapmaya çalış.
güzel sunumlarla ortaya güzel yemekler çıkarabilirse iddialı bir menü diyebilirim. Görürüz. Ben markete gidiyorum. Çok işim var. Görüşürüz. O zaman markette görüşürüz. Görürüz. Seda. Başlıyor muyuz? Başladık bile Sedacığım. Hadi bakalım. Şimdi ilk olarak ne alıyoruz? Domates alacağım çünkü hamur tenceresinde güveç yapacağım. Bunun için benim domates almam gerekiyor. Domates ve kırmızı biberlerini hemen arabasına atıyor yarışmacımız. Merhaba, ben ismim Ahmet. Sizin isminiz? Mehmet. Ay pardon, Seda. Teşekkür ederim. Baya heyecanlısınız Seda Hanım. Evet. Ahmet abi, sence Seda yetiştirebilir mi? Ben yetiştiririm. Bu heyecanla biraz zor ama. O zaman iddiaya girelim. Girerim, evet. Aldım ben, bunlarım var. Nanemi almak istiyorum. Sedacığım, senin bir listen yok mu ya? Aa, benim elimde, kafamda. Siz dereotu aldınız. Nane tabii almadınız yalnız. Aldım içinde. Bu dereotu da he, nane. Bu ne? Ya. Ama Ahmet abi ya, sen de bak. Gürbüzleştin bakıyorum da. Ben gidiyorum. Yeni yok, gitme sen... gitme. Tamam, o zaman sen de gel. Hadi gidelim. Haydi. Havuçlarını da hemen alıyor yarışmacımız. Şimdi ne yapıyoruz? Ben şimdi buradan Gürbüz. Hadi bakalım, yağımı almak istiyorum. Ha şöyle. Biraz hızdan ya. Başka ne alacaksın? Gürbüz, benden ikisi almak istiyorum. Bu arada dün Oğuzhan'a 8 verdin ya. Vallahi iyi cesaretti. Ama çok beğendim. Ben şimdi hak yersem eve gittiğimde nasıl yiyeceğim? Peki ya diğerleri, hak mı yedi ya yani? Diğerleri bence haksızlık yaptı ama Oğuzhan Bey de diğerlerine haksızlık yaptı. Onun hakkında o şekilde yemek lazım. Tane mısırını da arabasına atan yarışmacımız tatlı malzemelerini ve bulgurunu da alıyor hemen. Ya orada çaylar var. Çay mı yapacaksın yarışmacılara? Onur Bey kaç gündür soğuk çay istiyor. Alacağım, kaynatacağım. Altını kapatacağım, soğuk o şekilde vereceğim. Hem demleme hem de hazır soğuk çayını da arabasına atan yarışmacımız soluğu et reyonunda alıyor. Canım abim, bana sokum et lazım. Nerede kullanacağız efendim bunu? Sote yapacağım, hamur içine koyacağım. Bir de bana tavuk göğüs lazım, yani göğüs. Şu sokum et nasıl bir şey, bakabilir miyim ustam? İşte ana yemeğimizin... Kraliçesi. Yarışmacımız hızla şarküteri reyonundaki eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Eksik nelerin kaldı? Sütümüzü aldık. Tulum peynirimi benim verdi değil mi? Vermedi, daha oradan alacağım. Tulum peynirini buradan da alabilirsin. Aldım onu ben, tamamdır. Başka ne kaldı? Kurumayı alacağım, kurumayı. Eyvah! Alacağım, şunu şöyle atıyorum, tut görme. Gönder şaka gelsin. Şaka yaptım. Seni. Badem alacağım, badem. Çorbası için bademini alan yarışmacımız etini ve ekmeğini de alıyor hemen. Ablam ya, kurban olurum. Kurumayı istemişsiniz. Zerdeçalim nerede? Zerdeçal bu tarafta. Toz mu istiyorsunuz? Ben kasaya geçiyorum, ben izlersem. Hayır, hayır, benimle gidiyorsun. Ya. Son iki dakika. O zaman koş. Hoppa, koş. Ya kekik alayım, kimyon alayım, bak ya gelince hatırlıyor. Baharatlarını da alan yarışmacımız hızla kasaya ulaşıyor. Ürünlerini kasadan geçiren yarışmacımız ücretini ödeyerek alışverişini tamamlıyor. Özür, benim listem bitti. Ne kadar ödemem gerekiyor? Kalp krizi geçirecektim. Buyur bakalım. Gürbüz, neredesin? Aa, selam Gürbüz. Hadi çantaları al, hemen eve gidelim. Kolay gelsin Pabuk Prenses. Gürbüz! Seda! Gel bahçedeyim. Gürbüz, koş, çabuk geldim, yetiştim, hadi ben gidiyorum, sen de gel, koş peşimden. Tamam, geliyorum hemen. Aşkım, yetiştim. Nasılsın? Bir şey unutmadın değil mi? Unutmadım. Tamam, buraları da düzenlemişsin, teşekkür ederim. Rica ya, kırık tabağımız. Bahtsızlığımız oldu Gürbüz. Ya, tabakların kırılmış galiba. Bak burada. Gördüm. Neyse, hadi sen bir an önce hazırlan. Ben hazırlanıyorum, yukarı çıkıyorum, üstümü giyip geliyorum Gürbüz. Biz sabahıyla buraları hallederiz. Teşekkür ederim, hadi bakalım. Hadi kolay gelsin. Görüşürüz. Şimdi yarışmanın başından bir yana kötü espriler, konuşmak için konuşmak, yorum yapmak için yorum yapmak, çok kötü bir mizah anlayışı var. Bunu söylemek istiyorum. Ya Allah aşkına ya, bundan ne çıkmış, bundan şu olmuş deyip demeyi bırak artık ya. Çok baydı, çok sıkıldık Allah'ım. Ah, fenalıklar geldi artık. Bugün yemeklerini savunurken de umarım o garip espri anlayışını katmaz. Umarım çok fazla yorum yapmaz da bize fırsat gelir. Çünkü gerçekten baydı artık. Vallahi iyi iş çıkardık. Ellerine sağlık Sabahcığım. Evet, çok sağ olun. Sabahcığım, kondisyonunu korumak için her gün spor yapıyorsun herhalde değil mi? Yani haftalık 6 gün falan spor yapıyorum, evet. 6 gün mü? Şu an yarışmalara Türkiye'den mi katılıyorsun? Hayır, Kıbrıs'taki yarışmaya katılıyorum. Sen de Seda gibi yakın zamanda yarışmaya katılacaksın yani. Evet.
Son olarak ne zaman dünya üçüncüsü olmuştun? 4 sene önce. Marmaris'te yarıştı. Sedacığım, bize birkaç hareket göstermeni çok isteriz. Senin için uygun mu? Evet. Vallahi sana kocaman bir alkış. Bravo. Teşekkür ederim. Başarılarından dolayı seni tebrik ediyorum. Vücut geliştirme aslında oldukça çaba gerektiren zor bir spor, öyle değil mi? Yani evet. Ben geldim. Hello. Aşkım, bir dakika. Kahve keyfi yapıyordum da. Kusura bakma sana hocam. Hayır. Ben işte. Hoş geldin. Siz neden sürekli birbirinize sarılıyorsunuz? Çok seviyoruz birbirimizi. Size kankalar diyebilir miyiz yani? Yani ya evet. Şöyle söyleyeyim, benim ayağım kırıldığında hep yanımdaydı sağ olsun. Alçılıyken ben dışarı çıkamıyorum diye kendisi geliyordu, beni orada besliyordu. Ben de çok emeği var, çok teşekkür ediyorum aşkım sana. Seni besliyor muydu? Besliyor, besili hayvan. Dumanda falan böyledik ya, oradan geldi. Bu arada bakıyorum kahvenle gelmişsin. Ya evet, biraz yaptım, çabuk yaptım galiba. Biraz unutmaları falan oldu ama yine de kahvemi. Kız sabahıyla bana da getirseydin ya. Yani. Artık yarışmaya hazır mısın? Hemen başlıyorum, bir dakika. Ne sandın? Bir dakika. Hazır mısın? Bir dakika. Hazırım. 3, 2, 1. Başlıyorum. Şimdi gürbüz. Ben önce beylerimi yıkayacağım. Aferin kız sana. Hijyen önemli. Şimdi ilk olarak hangi yemeği yapacaksın? Ben badem çorbası için kuzu kemiği kaynatacağım. Kemik suyu çıkaracağım. Güzel. Çorbaya kemik suyu çok yakışır. Yalnız o kırmızı ojelerle mi yemek yapacaksın? Şimdi şey kullanacağım, Gürbüz. Bir şey söyleyeyim mi? Çok tercih etme yani. Evet. Ben eldiven kullanacağım, Gürbüz. Mavi boncuk dağıtmak konusunda usta, bol puan dağıtmak konusunda usta. Bakalım yemek yaparken de bu kadar usta olacak mı? Eğer eksik bir şey çıkarsa gözünün yaşına bakmam. Yıkanan kuzu kemiklerinin üzerine soğan ve kereviz yaprağı eklenerek düdüklü tencerede haşlanmaya bırakılıyor. Şimdi tenceremi aldım. Ben hemen sütümü alıyorum. Sütümü al. Benim sütüm nerede? Sütlerini aldın ya işte. Tezgahta başka süt var mı? Dolapta varmış, görmemişim. Ejder tatlısı için sütün üzerine şeker, nişasta, irmik ve mavi haşhaş eklenip ocakta sürekli karıştırılarak pişiriliyor. Sedacığım, hiç evlenmemiştin değil mi? Ben bekarım. Hatta besbekarım. Peki evlenip çoluk çocuğa karışayım dediğin bir dönem oldu mu? Direkten döndü. O konuya hiç girmeyelim. O konuda biraz yaralıyız galiba. Yaralılık değil de kırgınlık diyelim. Yanlış yapması, anlamaması. Kız nişan mı attın yoksa? Ne yapalım Gürbüz, anlaşamadık. Peki ne oldu da bu kadar ciddi bir aşamadayken geri adım attın? Benim onunla demek ki o konuyu konuşamayacağım duruma gelmiş ki atmışım. Şimdi onunla konuşamadığım şeyi burada konuşamam ki Gürbüz. Sence pişman mıdır şimdi? Bilemem. Şu an belki beni görünce ah ne kaybettim diyebilir. Kesinlikle öyle der. Gerçi benim yemeklerimi çok severdi, o da ayrı. Hadi ya. Yemeklerinin lezzeti tescilli yani. Ya şaka bir yana, aslında herkes evlenmek zorunda değil. Ya benim misafir sürprizim var galiba. Abim mi geldi yoksa? Sanki buralardaydı. Vallahi abin mi bilmiyorum ama bir arkadaş gelip bunları bırakmış. Nedir bunlar? Bunlar size hediye Gürbüz. Benim sevgili babam size hazırladı. Abim de size getirdi. Nedir onlar? Bakın. Benden uzak dur. Lokumlar, cevizler. Vallahi şahane görünüyor. Bir tane alayım. Oh şahane. Babacığımızın kesesine bereket. Gürbüz sen bunu da at, ben muhallebim yanıyor ya. O tezgahtaki pakette ne var? Ya açsanıza. Gürbüz açar mısın? Vallahi bizi çok mutlu ettiniz. Tekrar teşekkür ediyoruz. Peki bana 2 dakika müsaade etseniz, misafirimi bir kapıdan görsem, bir güzellik alsam hemen. Abin gelsin buraya. Gelmek istemiyor. Vallahi zamanın gider benden söylemesi. 2 dakika abim için gitsin, ben yetiştiririm. Onun gelmemesi gerekiyor buraya. Yalnız süren akmaya devam eder ona göre. Bu arada ikinci paketi de açtık. Turkish Delight. Yardım edeyim mi Gürbüz? Muhallebinin altını kıstığım için tutmuyor bu arada. Etsen iyi olur valla. Ay! Sen hiç kutu açmadın galiba. Saniyeni alıyorum. Hemen geliyorum, bir dakika. Kız dur, nereye? İnanmıyorum. Vallahi yemeklerini bırakıp abini görmeye gitti. Sabahcığım, doğru mu sence bu yaptığı Allah sen? Yani bence hayır. Abini tanıyor musun? Onu ben hiç bilmiyorum. Ama kesinlikle gelmesi lazım çünkü zaman kaybediyor bence. Bu yaptığı doğru mu sence? Yok, hayır. Gelsin yani. Seda! Vallahi büyük bir hata yaptı şu anda. Bence de.
zaman ben gidiyor. Gittim. Seda geliyor musun? Ya abi reklamına çıkmaması gerekiyor. Çünkü onun mesleği bunu kabul etmiyor ama muhallebim çok iyi. Gelen abindi değil mi? Benim öz abim sağ olsun. Babam hazırlamış. Abim Ankara'da olduğu için babam abime söylemiş. Abim de getirmiş. Hatta Zuhal'ın da bir hediyemiz vardı ama onu Zuhal'ın geldiğinde artık vereceğiz. Bu arada 1,5 dakika kaybettim maalesef. Ya muhallebinin dibi tutsaydı? Abime sarılmaya değer. Vay. Vay. Kardeşim de önemli. Vay. Ama sabah ben olsam gitmezdim dedi. Yani, olabilir. Şimdi kişisel farklılıklar olabilir. Hani belki her gün birliktedir abisiyle gitmez. Fakat abim Kadıköy'de oturuyor. Biz Beylikdüzü'nde oturuyoruz. Her zaman görüşemiyoruz. Oo, vallahi sizin görüşmeniz imkansız. O yüzden haftada bir, iki haftada bir falan görüşebiliyoruz abimle. Sen bayağı İstanbul dışında oturuyorsun. Ben İstanbul'un dışının dışında oturuyorum. Bu arada Ejder Tatlısı'nın muhallebisi pişmeye devam ediyor. Ben bir çekeyim. Oo, aşkım. Çok teşekkür Başarılar ederim. Başarılar aşkım. Seni çok seviyorum. Tanem. Ben de seni... Birincisin. Sabahcığım gidiyor musun? Evet. Görüşürüz sabahcığım. Görüşürüz. Seda sen ne durumdasın? Bir saniye içinde masamın örtüsünü kuracağım. Hadi o zaman doğru masaya. Koş koş. Gerçi örtü koyduğum için gerek yok. Ben sinmeden direkt örtümü koyuyorum. Koştum. Hadi bakalım. Aşkım bir gelip bana bunu tutar mısın? Ya gülmüyoruz. Kovdun arkadaşımı resmen. Krem rengi masa örtüsünün üzerine turuncu runner'ını seren yarışmacımız hemen muhallebisinin başına koşuyor. Evet şimdi Gülbüz ben gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Ben masama gidiyorum. Çiçeklerimi koyayım. Sadece çiçekleri mi? Saymak lazım, koymak lazım. Onları götüreyim bak şimdi. Benim tabaklarım kırıldı Gülbüz. Kırıldı. Ben servis tabaklarımı değiştirmek zorunda kaldım. Bunu arkadaşlarıma anlatacağım. Umarım bana hak verirler. Bunlar benim salata kaselerim. Şu şekilde koyayım. Bunlar benim servis tabaklarım. Onları koyalım. Bunlar benim ara sıcaklarım ve bunlar da benim çorbalarım. Fakat Gülbüz, Gülbüz benim kasem kırıldı ben ne yapacağım Gülbüz? Bir tane eksik var şimdi ben onu kendim ayarlayacağım. Onlara söylersin canım ne olacak? Mutlaka buna laf edeceklerdir. Bence şey değil hani sonuçta insanlık hali kırılabilir. Mesela Gülşan'ın oğlunun ayağı kırılmış, benim de kırılmıştı. Yani olabilir, sabah da kırılır, kalp de kırılır. Bir kaza yaşadın sonuçta. Anlarlar inşallah ama. Ben dün bütün her şeyimi kendim getirdim. Titiz olduğum için hiç de üşenmedim, gocunmadım. Seda Hanım'dan da böyle performans aslında beklemiyorum kendisinden. Çünkü kendisi sürekli espriler yapan, boncuklar dağıtan vesaire vesaire. Dediğim gibi yani burada bir ne duruş sergilediğini aslında bilmeyen birisi. Acaba bunları düşünür mü? Şey çorba kasem bak yok. Sen de bizim kaselerden birini kullansana. Ya ben koyarım tabii ki. Sizin takımlarınız çok güzel ama arkadaşlarım laf ederse Gülbüz ne yapacağım ben? Canım kırık olan tabağını gösterirsin onlara. O kadarını da anlarlar artık herhalde. Ya gösteririm tabii ki ama ben onu gösterdiğimde onlar benim kalbimi kırmaya çalışacaklar beceriksiz falan diye. Hani sakar mısın, niye kırdın, böyle bir şey yapılır mı falan diye böyle biraz şey yapacaktır. Bunu yanlış yere koyduklar. Çatal kaşıklar da itinayla yerleştiriliyor masaya. Verdiğin puanlardan pişman mısın? Pişman değilim çünkü öyle olduğunu düşünüyorum. Hani keşkeleri sevmiyorum aslında ben. Yani neden keşke diyeyim ki yapmışım bir kere. Olmuş, demek ki öyle olması gerekiyormuş ama ben vicdanlı ve adaletli davrandığımı düşünüyorum. Asla kendim kazanayım diye kimseye düşük puan vermedim. Herkes bu şekilde oynadı. Düşük puan vere vere kendileri alacak sanıyorlar ama benim masamı görünce şok olacaklar. Çatal kaşıklar da tamam. Hadi bir kase al gel kendine. Gülbüz, benim tabağım küçük olsun ya. Zaten muhtemelen beni otur... Ya o kase hiç bu takıma uydu mu Allah sen? Ya ne yapayım? Kız minicik kasede çorba mı içilirmiş? İsterseniz kırık koyayım, kırık tabak da yiyeyim ben Gülbüz. Ya orada bir sürü güzel takımlarımız var. Bula bula bunu mu buldun? Tamam ama şekiller aslında... burası var. Çekseniz de ya bu. Gülbüz sen bana demiyorsun ki orada da var, orada da var. Desene baksana şu tabağın şıklığına. Söylüyorum dinlemiyorsun ki. Hadi Gülbüz bunu şey yapalım, bunları sonra yakacağız. Sizce nasıl oldu masa Gülbüz? Vallahi çok şık görünüyor. Teşekkürler. Sence bir eksik var mı? En son bir koku sıkacağım ama. Onur Bey'i merak ediyorum çünkü. Nasıl bir koku sıkacaksın? Kendi kokumu mu sıksam acaba çiçek kokusu yerine? Parfüm mü sıkacaksın? Bilmiyorum, kolonya da olur. Çok çünkü olay oldu biliyorsunuz. Şöyle örtelim, tamamdır Gülbüzcüğüm.
Gül yabani gibi olmadı mı? Ben kaçtım hadi bay bay. Gülbüz ben şimdi kendini mandalina sanan tavuklu salatamı yapacağım. Ya bu tavuk mandarin nedir tam olarak? Ya aslında tavuklu mandalina salatası diye geçiyor. Ben buna tavuklu mandalin demeyi tercih ettim. Oğuzhan Bey gibi o şey Seda'nın usulü demedim. Tavuk mandalin diye bir yemek yok. Bunu ilk defa duyuyorum. Ve karşımda mandalinalı bir şey bekliyorum. Umarım mandalinalı bir şey gelir karşıma. Tavuk ve mandalina yan yana durmuyor. Nasıl olacak bilmiyorum. Dediğim gibi merak ediyorum. Bakacağım ama çok enteresan bir şey var burada. Yani burada çözemediğim bir durum var. Bunu masada çözmeye çalışacağım ve çözeceğim de. Tavuk mandalin için kabukları soyulan patates ve havuçlar haşlanmak üzere tencereye alınıyor. Sedacığım kaç kardeşsiniz? Gülbüz biz iki kardeşiz. Fakat bizim iki tane daha var. Yani şöyle var, bizim komşularımız var. Taşındığımızdan beri, 22 seneden beri birlikteyiz. Neredeyse işten geldiklerinde bize gelirler. Biz işten geldiğimizde onlara gideriz. Hani hep birlikteyizdir kahvaltılarda, Ramazan'da her akşam birlikteyizdir falan. Onların çocukları var. Benim bir tane aşkım var minik. Adı Kuzey. Komşumuzun oğlu. Bana diyor ki, Sedacığım diyor, sen git diyor kazanacaksın tamam mı diyor. Anneme diyor ki Seda'ya diyor sakın hiçbir şey söyleme diyor. Çünkü diyor yorulmasın diyor, orada çalışması lazım diyor. Daha 7 yaşında. Onu çok seviyorum. Bir de bana dedi ki sakın beni anlatma tamam mı dedi. Onları kardeşin olarak mı görüyorsun? Onu her şey olarak görüyorum ya. Öyle bir bağ var ki hani kan bağına gerek yok bazı şeylerde. Gürbüz. Gerçekten. Ya yani mesela arar beni sürekli görüntülü. Yani 7 yaşında ama WhatsApp'tan görüyor, arıyor. Ondan sonra konuşuyoruz. Ben böyle Sidam seni çok özledim falan. Çok seviyoruz. Onun ablası var mesela bir de. Ablasını da çok seviyoruz. O da zaten elimizde bir de 17 yaşında orada. Tavuk mandalin için üzerine su konulan patates ve havuçlar haşlanmaya bırakılıyor. Bence bugün bu yemekleri yapamayacak. Kendine güvenen insan bu kadar bol puan dağıtmaz. Yalakalık yapmaz. Bunun adı yalakalık. Bunun adı hiç samimiyet gelmedi bana. Dünkü masaya da o yüksek puanı verdikten sonra ben Seda'dan şüphelenmeye başladım. Samimiyetinden şüphelenmeye başladım. Gözümden düştün Sedacığım. Bugün masada Oğuzhan Bey'e verilen 8 puanı kesinlikle konuşacağız. Hiçbirimiz böyle bir puan beklemiyorduk ve bence Oğuzhan Bey de 8 puanı hak etmiyordu. Seda Hanım kesinlikle bugün kendi gününe oynadı. Oğuzhan Bey'i yanına çekmeye çalıştı. Şimdi ne yapıyoruz Sedacığım? Şimdi ben balon kebabım için etimi soteleyeceğim. Balon kebabı nereden çıktı ya? Çok özür dilerim. O aklımdaydı bir de benim. İtalyandan sonra onu da düşündüm. Sonra vazgeçtim. Hamur tenceresinde güveç yapacağım ben Gürbüz. Bunun için etimi soteleyeceğim. Şu an yağlarım şey yapıyor. Eriyor. Ben de şimdi soğanını koyacağım onu. Ondan sonra biberleri. Eti soteleyeceğim bunu güzel bir şekilde. Ve bu sotelemeyi şeyi anlatacağım ben Gülşah Hanım'a. Çünkü o gün eti pişirememişti çiğdi ya. Dün Oğuzhan Bey'in pişmiş ciğerini çiğ dedi ya. Benim hoşuma gitmedi. O yüzden biraz da böyle şey olsun. Hani nasıl yapılırmış görsün hamurun içinde de olsa. Sen birinci olamazsan kim olur sence? Vallahi ben verdiğim puanlardan da belli olduğu üzere Oğuzhan Bey'i görüyorum. Fakat haksızlık yapıldığını da düşünüyorum. Ama aynı zamanda Oğuzhan Bey'in hak ettiğini de düşünüyorum bu haksızlığı. Çünkü o da Filiz Hanım'a haksızlık yaptı ve bazı kelimeler söyledi. Ama onların arasında olduğu için benim de yemeği puan vermem gerektiği, kişiliğe vermemem gerektiği için ben ona 8 puan verdim. Çünkü beğendim. Kırmızı ve yeşil biberler de soğanlarla birlikte kavruluyor. Kavrulan soğan ve biberlerin üzerine etler ekleniyor. Vallahi şu an hiç fena gitmiyorsun. Ya teşekkür ederim. Gör böz. Yanlış yere attık. Bak gördüm. Bak heyecanlandırdın beni ama ya. Kickbox dışında yaptığın başka spor var mı? İlk fitnessla ve normal sporlarla başladık işte. Okulda voleybol falan oynardık. Hatta ben futbolu daha çok severdim. Futbol oynamayı tercih ederdim. Futbol oynardım, kaleye geçerdim falan. Gerçekten mi? Erkeklerle futbol mu oynuyordun? Ya ilk başta öyleydi. Ortaokuldaydım. Yani 12 yaşında falandım. Seviyordum, onlarla oynuyorduk. Sonra bizim bir hocamız vardı, Ulaş hocamız. Beni hatırlamaz belki, yıllar geçti ama ona da selam olsun. Geldi, bana dedi ki sen çok seviyorsun, kızlar spor takımını kuralım dedi. Kurduk. Sonra ben o takıma girmedim. Çünkü ben ilgincim yani, gidemedim bilmiyorum. Bir şekilde oldu, yıllar geçti şu an hatırlamıyorum ama yani. Bu arada Filiz demiş ki dünkü masa asla 8'lik değildi. Bence bu yemekleri yapamayacak. Kendine güvenen insan bol puan dağıtarak insanlara yaranmaya çalışmaz demiş. Şimdi Gülbüzcüğüm, Filiz Hanım böyle diyebilir. Bir konuda hak veriyorum, bir konuda vermiyorum. Şimdi
Dünkü masa 8'lik değildi demesine hak vermiyorum. Bence gayet 8'liydi. Kendisi kişisel durumlarından dolayı 4 verdi. Ben bunu hiç doğru bulmuyorum. Ama bu şekilde onu da savunuyorum. Neden? Çünkü Oğuzhan Bey'in ona yaptıklarını da hoş bulmuyorum. Fakat onun öyle demesi normal, yetiştiremez de desin. Herkes her şey der. Bu arada jülyen doğranmış etler birer birer ufaltılarak diğer malzemelerle birlikte kavruluyor. Bu arada hemen bir şey alıp geliyorum. Bu kadar et yeterli. Diğerlerini kullanmayacağım. Bunlar kavrulsun, benim için kafi olacak. Ben bunu bir tık kapatayım. Sonra tuzunu baharatını koyacağım. Şunu da güzelce bir sarmam lazım ama şu anlık üstüyle sarayım ben bunu. Ah Gürbüz abi, beni bırak. Kendi kendime konuşuyorum deli gibi artık. Deli gibi konuşuyorum ya. Gürbüz beni bıraktı gitti tekrar. Ama iyi oldu ya. Başım ağrıttı kaç saattir. Oh be. Bu nedir ya? Kız, iki dakikada da dedikodumu yapmaya başlamışsın. Bil bakalım sana ne getirdim. Rahat rahat kullan diye sana kocaman eldivenler getirdim. Ya neden bedeni söylüyorsun Gürbüz, beni rezil etti. Zaten sabah burada yeterince kırdı kalbimizi ya fizikle. Güvecin etleri kavrulmaya devam ederken domateslerin kabukları soyuluyor. Bu arada Filiz yine bir açıklama yapmış ve demiş ki Seda benim gözümden düştü. Bugün dost mu düşman mı herkese ilan edeceğim demiş. Ya şimdi şöyle, ben ona 7 puan verdim diye sanırım bana bir sempati duydu. Ama onun masası gerçekten Oğuzhan'ın masasıyla çok birebir değildi. Fakat ev hanımı olarak çok lezzetliydi. Şimdi kulvarları farklıydı. Farklı yemekler yapmışlardı. Onu ona göre değerlendirdim, 7 verdim. Zaten çorbasının hiç tadı yoktu. Ben pazısını beğendim, emeğine de verdim puan. Şimdi böyle söylemesi açıkçası beni üzdü. Neden üzdü? Çünkü insanlar hep beklenti içinde. İşte onun dediğini ben yapmadım ya da ona karşı ben dost değilim. Ben seni niye tanıyorum? Neden seni tutayım? Ama ben seni savundum orada tanımamama rağmen. Yani ayıp etmiş, o kadar diyorum. Ama sağlık olsun, ablamdır, büyüğümdür diyelim. Geçelim ne diyelim? Kabukları soyulan domatesler küp şeklinde doğranıyor. Ordunun derini aksa yukarı aksa. Ay iyileş. Gürbüz. Neye karar verdi biliyor musun? Neye karar verdi? Şarkı söylemeyeyim. Nedenmiş o? Duymadın mı az önce Gürbüz? Vallahi sesin o kadar da kötü değil ya. Hadi şu ordunun derelerini söyle de dinleyelim ya. Tamam, ben senin için söyleyeceğim ama sen de benim için kulak işitme merkezine gideceksin. Benim sesimi beğendiysen, güzel diyorsan. Oo, orada bir sorun var, olmaz o. Tamam tamam, söyle sen hadi. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Bilmem seni ellere, ordu üstüme kalksa. Vay bitti. Ejder tatlısı. Ne yapacak? Alevler mi çıkartacak ağzından? Ne olacak? Ejder tatlısı. Eğer bu tatlının adı ejder tatlısıysa içinde bir ejder meyvesi görmek isterim veya üzerinde bir ejder meyvesi görmek isterim. Yoksa sadece tatlı olarak bunu kullandıysa ve ejder meyvesini kullanmadıysa ejder bunu neresinde diye sorarım. Alev yok, meyve yok, ejder nerede Sedacığım? Ejder tatlısı sunum kaselerine alınıyor. Bu arada Filiz demiş ki bu tatlının adı ejder tatlısıysa içinde ya da üzerinde ejder meyvesi görmek isterim demiş. Şimdi haşhaş koydum falan diyecekler ama ben bir onları trolleyeceğim. Diyeceğim ki içinde ejder var, bu içindekiler o, sadece şekerle şeyle püre yapıp karıştırıp tatlı yaptım diyeceğim. Bak herkes tatlısını yaz az koydum böyle. Ejder tatlısı sunum kaselerinde dinlenmeye bırakılıyor. Kerevizler büyükçe doğranıyor. Şimdi kereviz püresine başladık değil mi? Evet evet, biraz sıvı yağ. Daha sonra biraz tereyağı da ekleyeceğim ben buna. Şuradan alayım hemen şu şekilde. Biraz ısınsın, hemen şeyi koyacağım. Havuçlarımıza bakalım, güzel. Tavuklarımıza bakalım. O biraz daha pişsin, en sona bırakacağız. Şimdi benim bademlerim, bademlerim. Haşlanan patates ve havuçların suyu süzülüyor. Püre için doğranan kerevizler sıvı yağ ve tereyağıyla kavrulmaya başlıyor. Ve son 50 dakika. Artık hızlanman lazım yoksa yetiştiremeyeceksin. Bulgur pilavına da başlasan iyi olur. Ona başlıyorum zaten. Çorbaya başladım. Basit. Şimdi hamura benim en çok geçmem lazım. Yıkanan bulgurlar suda bekletiliyor. Hoppa. Şimdi Gürbüz. Bak şimdi sana güzel, denişik bir tarif veriyorum. Hazır mısın? Hoppa. Yine zeytinyağı kullanacağız Gürbüzcüğüm. Kaymaklı bulgur pilavında zeytinyağı, sıvı yağ ve tereyağı mı kullanacaksın? Evet evet, karışım çok güzel oluyor. Bir de kaymak var değil mi? Bir de kaymak. Suyu süzülen bulgurlar 3 farklı yağda kavrulmaya başlıyor.
Bu soğanlar ne için? Ben bu soğanları doğradım. Kerevizi ekleyeceğim. Büyük doğradım çünkü bunlar blenderdan geçecek sonra. Özellikle mi mor soğan ekledin? Evet, özellikle mor soğan ekliyorum. Mor soğanın hem tadını seviyorum hem görselini seviyorum. Hani ona biraz renk katıyor. Ondan dolayı hoş oluyor. Kavrulan soğan ve kerevizin üzerine süt ekleniyor. Oğuzhan'ın sürekli özür dilemesi hakkında ne düşünüyorsun? Ya Oğuz da Onur da ikisi de gayet böyle şov olsun diye söylüyorlar. Sonra halka karşı oynamak için de özür diliyorlar. Yani bunun başka hiçbir açıklaması yok. Bu arada bulgur pilavına ne attın? Pilava ben biraz zerdeçal attım. Biraz tuz atıyorum. Kaymak en son. Önemli noktamız en son. Seda Hanım'ın buraya geliş amacını hala anlamış değilim. Buraya mavi boncuk dağıtmaya gelmiş sanırım. Ya da bilmiyorum, burada herkese takılıp eğlenmeye gelmiş. Yemek yapmaya değil. Yemeğin dışında burada her şeyi yapıyor. Gerçekten bu tartışmayı çekirdek yiyerek izlerim diye düşünüyordum ama olaylar birden o kadar büyüdü ki bütün çekirdekler boğazımda kaldı. Nihayet ana yemeğimiz hamur tenceresinde güvecin hamurunu yapmaya başladı. Ne koydun bakayım içine? Ben yumurtanın akını koydum Gürbüz. Şimdi bir kaşık kadar maya koydum. Bunun birazını döktüğüm için şundan da biraz koyacağım. Hamur malzemelerine süt ekleniyor. Bu arada şöyle bir hata yaptım. Bence her insanın hatasını kabul etmeli. Önce sütle mayayı karıştıracaktım. Ben yumurta akıyla mayayı karıştırdım ama sorun olacağını düşünmüyorum. Peki maya bu şekilde aktifleşir mi sence? Tabii ki. Zaten çok kabarmasına gerek yok. Hamur yani sonuçta. Hamur malzemelerine göz kararı tuz, tereyağı ve un ekleniyor. Filiz Hanım buradaki tavlanı ağlayarak, sızlayarak çok güzel belli ediyor. Filiz Hanım burada bugün Seda Hanım güzel yemekler yapsa bile ona kesinlikle puan vermeyecek. Bu bir gerçek çünkü kendisi ağlayarak burada birinci olacağını düşünüyor ama muska sarmasıyla birinci olamaz. Ağlamayla da birinci olamaz. Vallahi bugün de benim üstüme gelirse kusura bakmasın, bugün de ben onu ağlatacağım. Yeter artık, burama kadar geldi. Dediğim gibi ağzının ölçüsü yok, dilinin kemiği yok. Büyüğüne küçüğüne nasıl konuşulması gerektiğini bilmiyor. Bu arada Oğuzhan demiş ki Seda güzel yemekler yapsa bile Filiz ona puan vermez. Çünkü Filiz ağlayarak birinci olacağını düşünüyor demiş. Ağlamasın ya, olsun birinci de ağlamasın lütfen ya. Neden ağlasın ki? Yani sonuçta bir yarışma, geldik, eğleniyoruz. En azından bunu bir hatıra, bir ana olarak görebiliriz. Hani çok üzülmeye gerek yok. Ha tabii ben de şimdi yetiştiremeyebilirim ve çok üzülürüm. Kendimi diskalifiye edelim. Tezgahta bol unla yoğrulan yumuşak kıvamdaki hamurun üzeri streçle kapatılarak dinlenmeye bırakılıyor. Ay! Kerevize hemen bakman lazım. Bu tamam, kıvamında. Bunu tuz ekleyecektim ben. Ekledim mi? Hatırlamıyorum, bakarım birazdan. Şimdi tavuk mandarine mi geçiyoruz? Evet, şimdi patateslerimi güzelce rendeliyorum, tamam mı? Artık dağılacak. Bu patatesler tavuk mandarinin dış kısmı için mi? Yok, şu an içini yapıyorum. İç kısmında neler var? Patates haşladım, onu rendeliyorum. İçine tavuk atacağım. Daha sonra mayonez, sarımsaklı mayonez koyacağım özellikle, mayonez sarımsak koymamak için. Bir tık karabiber. Ondan sonra işte pul biber falan gerek yok, tuz. İçinde mayonezle birlikte yoğurt, labne, peynir koyacağım. Haşlanmış havuçlar da ayrı bir kaseye rendeleniyor. Bu arada yarışmacılar ojeli tırnaklarını görünce sana ne yorum yapacaklar sence? Vallahi tırnaklarıma çok yorum yaparlarsa tırnaklarım onlara geçebilir. Hiç bence o kadar bulaşmasınlar. Çünkü özenli çalışıyorum, heyecanlı çalışıyorum. Ve onlara Oğuzhan Bey'in dediği gibi hayal bile edemeyecekleri bir yemek sunuyorum. Güvecin pişen etleri soğuması için bir kaseye alınıyor. Eyvah! Kız yakmışsın bütün etleri. Hayır Gürbüz, bir sürü et var orada, abartma. Umarım o yanıkları almamışsındır. Yok ya, yani o kadar tutmamış, yanmamış Gürbüz. Ha bak şunlar şu şekilde, soğanlar. Bak şimdi olaya gel. Yandı diyoruz ya, yandı dediklerimiz mor soğan. Bu arada haşlanmış tavuk göğüs etleri bıçakla kesilerek patateslerin üzerine ekleniyor. Şimdi ne yapıyorsun bakalım? Tavukla patatesi karıştırıyorum Gürbüzcüğüm. Bunun biraz soğuması lazım. Ocak başında soğumaz. Bunu şimdi şey yapacağım ben. İçine biraz daha tavuk ekleyeceğim bu arada Gürbüz. Patates ve tavuk etinin üzerine bir paket labne peyniri ekleniyor. Bu arada kereviz püresi ne durumda? Daha püre olmadı onlar. Onların da biraz dibi tutmuş gibi geldi bana. Yo onun kıvamı öyle, o yüzden. Peki ama ben bunu gene buraya alacağım. Malzemelerimi koyup geri geleceğim buraya. Mayonezim var mesela benim Gürbüz. Elim çok kötü, açar mısın Gürbüz? Açarım tabii. Bolca mayonez eklenen tavuk mandarinin harcı iyice yoğruluyor. Şöyle bir endişem var. Umarım Seda Hanım tırnaklarınla
yemek yapmamıştır bize. O tırnaklarıyla eğer yemek yaptıysa eldiven kullandığı halde bile ben bunu kabul edemem. Çünkü uzun ve sivri bir tırnak sahibi kendisi. Bu arada Gülşah demiş ki eldivenle bile çalışsa o tırnaklarını asla kabul etmem ve hiçbir yemeğini yemem demiş. Kabul etmesi kendi üzerine almayacak. Ayrıca kısalttım. Ayrıca oje olması önemli değil. Tırnak içindeki temizlik falan da önemli. Kendi ellerini güzel temizledi mi, yaptı mı onu kendisi artık. Kişniş salatası için yıkanan yeşillikler sirkeli suda bekletiliyor. Şimdi ne yapıyorsun Sedacığım? Şimdi ben hem kaymağımı eriteceğim. Buna normal sıvı yağ çorba için. Buna da biraz. Kaymağı bunu da eriteceğim. Şu da yağlı şöyle kalabilir. Sonra üzerine serpeceğiz. İyice karıştıracağız gördüm. Vallahi süren iyice azaldı. Artık kereviz püresini de aradan çıkartsam fena olmaz. Soğan ve sütle pişen kerevizler blenderla çekiliyor. Kereviz püresi hazır mı? Evet, bu tamam Gürbüzcüğüm. Bu püreyi sıcak mı servis edeceksin? Hayır, ben şimdi bunu dolaba koyacağım. Ara yemekte sunulacak kereviz püresi buzdolabında dinlenmeye bırakılıyor. Şimdi ne yapıyorsun bakalım? Şimdi buna 3 yemek kaşığı kadar kaymak koyacağız Gürbüz. Hoppa, bak tereyağını hafif sıvı yağ koyduk. Aynı işlemi bak yani tencerede de yapıyoruz farkındaysan Gülbüz. Badem çorbası için eriyen tereyağı ve sıvı yağda çiğ bademler ve un kavruluyor. Eriyen kaymak ve yağ karışımı bulgur pilavının üzerine ekleniyor. Ay elim yandı pardon. Şöyle hemen bak Gülbüz bak Gülbüz bak. Vallahi bu bulgur pilavı sence de çok yağlı olmadı mı? Ama tadına şimdi baktıracağım sana. Ya birlikte bir tadalım gel. Hani dedin ya çok pişmiş az pişmiş. Bir bak bakalım. Hemen bakıyorum. Aman soğusun dikkat et. Yalnız artık tadımları bırakıp yemekleri bitirmen lazım. Bıraktı ben şimdi bunu peçeteyle demlendireceğim. Kaymaklı bulgur pilavının üzeri örtülerek dinlenmeye bırakılıyor. Çorbaya koyduğun nedir? Bak şimdi et suyu bu et. Özel haşlama. Bunu kim yapar Gürbüz ya? Peki bu bademleri blenderda çekmeyecek misin? Şimdi geçeceğiz. Ve en son kaynasın biraz ne katacağız? Ne katacağız? Muskat. Bu arada tavuk, mandarin, çilek püresi, salata ve ana yemek hala yok. Bunlara hemen başlaman lazım. Tabii ki hemen. Tuz ve süt eklenen çorba pişmeye devam ederken çilekler blenderla ezilerek püre kıvamına getiriliyor. Eyvah! Son 20 dakika. Bak şimdi sana söz veriyorum bu son 20 dakika içinde bitireceğim. Bir çay bardağı kaşık alayım. Şu an ne yapıyorsun peki? Şu anda ben ejder tatlısını yapıyorum Gürbüz. Ejder tatlısının püresini yapıyorum. Yalnız artık ana yemeğine de başlaman lazım biliyorsun. Evet şimdi onu hemen fırına atıyorum bunu buzluğa koyup. Vallahi masan kurulu. Bu hızla gidersen yetiştireceğine inanıyorum. Sakın pes etme. Asla. Bugün Seda Hanım'ın çok heyecanlı olacağını düşünüyorum ve kesinlikle masada eksik bir şey olacak gibi hissediyorum. Biliyorsunuz hafta boyunca bir şaka makinesi döndü durdu masada. Seda Hanım için söylüyorum bunu. Eğer bugün zaten bu menüyü de yetiştiremezse bu da bizim için artık şaka olarak algılamak isteyeceğim. Yok canım şaka yapıyorsun artık diyeceğim. Yakasına bir tane nazar boncuğu takacağım, geçeceğim oturacağım artık yani. Üzerine şeker, nişasta ve su eklenen çilekler blenderla karıştırılıyor. Allah iki elinde iki marifet. Evet bakın ha dostlar bakın. Bu menü yetişecek Gürbüz başka şansı yok. Çilek sosu ocakta pişmeye bırakılıyor. Badem çorbasına muskat rendeleniyor. Kaseye alınan badem çorbasının bademleri blenderla eziliyor. Şimdi hamura mı geçiyoruz? Hamura geçiyorum da elimi yaktım Gürbüz çok yanıyor. Hay Allah bakayım. Vallahi çok geçmiş olsun. Bademlere ben devam ederim. Krem sürmemi ister misin? Şu an krem sürersem işlem yapamam ben şey yapmak istiyorum. Bu bademler daha ne kadar ufalacaklar? Kıtır kıtır kalsın ama çok diri değil. Hafif ağza gelsin. Ana yemek için mayalanan hamur altı bezeye ayrılıyor. Bu arada üzülerek söylüyorum ama son 10 dakika. Ne diyorsun? Berbat diyorum. Tavuk mandarinin hala şeklini vermedin. Ana yemeğini daha yeni yapıyorsun. Sedacığım sen bugün benim gözümden düştün. Herkese bugün senin dost musun, düşman mısın ilan edeceğim. Mavi boncuklarını bence tekrar hepimizden topla. Sen oynadın. Seda Hanım'la Filiz Hanım'ın kesinlikle arasının bugün aşırı derecede bozulacağını düşünüyorum. Çünkü herkes kendisini çok belli ediyor. İçine et konulacak olan hamur bezeleri birer birer açılmaya başlıyor. Açılan hamurlar küçük güveç kaselerine yerleştiriliyor. Şimdi bu hamurlar tencere görevi görecekler ama çabuk pişecekler mi acaba? Şimdi bu pişmiş olduğu için hamurumuz kızarana kadar zaten. Aman eline dikkat et. Yanıyor çok pis yanıyor Gürbüz. Yalnız ana yemeğin çok güzel sanki. Bu çok güzel oluyor da benim elim çok yanıyor şu an çok canım yanıyor. Zorunda olmasam şu an var ya hiç. Açılan diğer hamur da aynı şekilde kaseye yerleştirilip ortasına et konularak kenarlarından birleştirilip kapatılıyor. Nerede hata yaptın sence? Zamanlamada. Diğer hamurlar da aynı şekilde etle doldurulup hazırlanıyor.
Eyvah eyvah, daha salatan var. Bugün senin çok üstüne gelecekler. Üstüme gelmelerinden değil de ben anneme babama mahcup olacağım. Onlar bana güvendi, geldim ama zamanla yapmayı yapamadım. Şu an üzgünüm. Yani umarım biraz daha hızlanırım, yaparım ama... 50 bin lirayla ne yapmayı düşünüyordun? Ben arabamı sattım. Araba fiyatları arttı. Değiştirecektim modelini, alamadım. Hani dedim 50 bin de eklerim üzerine. Arabamı alırım. Arabası da olmuyor çünkü. İçi etle doldurulup kapatıldıktan sonra ters çevrilen hamurlar fırın tepsisine yerleştiriliyor. Şimdi ne yapıyorsun? Şimdi... Bak şu taşmış, onu kendime koyacağım. Kapak yapmam lazım dediğim gibi. Tamam, yapıyorum işte. Tencere şekli vermek için yuvarlanan hamurlar güveç hamurlarının üzerine yerleştiriliyor. Ya Allah kahretmesin ya, üf. Ne oldu ya? Hamur elimden düştü. Sedacığım üzgünüm ama son 2 dakika. Maalesef salatan olmadığı için eksik menüyle yarışmaya başlayacaksın. Son olarak yumurta sarısı sürülen hamurların üzerine çörek otu serpiştiriliyor. Bitmedi ki daha, dedim 4 dakika dedin ya. Gürbüz dur ya. Gürbüz. Bir dakika Gürbüz. Hop. Son 1 dakika. Gürbüz. Diğerlerini de getireyim mi? Evet Gürbüz, evet. Allah getir. Elim. Soğuk ejder tatlısının üzerine sıcak çilek sosu yerleştiriliyor. Sedacığım, bu bir yarışma, maalesef kaybetmek de var. Bazen kaybetmek değil, eksik menü çıkarmak kötü. Kötü puan versinler, versinler ama eksik demesinler. Ama sen savaştın. Üstelik belki lezzetini çok beğenip yüksek puan verecekler, ne biliyorsun. Hadi hemen ana yemeğini fırına at, pişmeye başlasın. Allah'tan da fırınımı açtım. Ve son 19. Ne dedin, 19, 8 dedin. Üzgünüm ama son 3, 2, 1 ve süren bitti. Yakadım yeşilliklerimi. Maalesef eksik menüyle başlıyorsun. Hemen kapıyı açar mısın? Hem böyle mi? Evet böyle. Şaka mı ya? Koş hadi koş. Zuhal Hanım'a kapıyı açmadan önce masa örtüsünü alalım hemen. Masa örtüsünü bana versen kapıyı aç hemen. Koş hadi koş. Sedacığım, ne haber? Ay çok güzelsiniz çok yine. Çok teşekkür ederim. Ne oldu, değişemedin mi üstünü? Ya değişemedim Zuhal Hanım. Olsun, değiştirirsin zaten sonra. Giysem de bir şey olmuyor. Sizin yanınızda zaten sonuç alıyorum. Zaten estağfurullah. Bilerek çılgın. Değiştirmedim. Sonuç tamam alıyorum. Değiştirirsin. Ben montunu şöyle vereyim. Tamam. Hoş geldiniz. Ne yaptın? Hoş bulduk. Aa, masan ne güzel. Teşekkür senin ederim. Senin galiba size bunlar. Size layık olmasını istedim. Estağfurullah. Evet, ne demek? Aa, çok güzel. Özel sizin için sarı aldım. Sarı papatyalar, runnerlar. Onu kendim yaptım tamamen. Gerçekten. Dün akşam. Var mı senin öyle şeylerin? Öyle yapıyorum arada. Aa. Evde gelen bir şeyim vardı böyle, fanusum. Onun tamam. Onun için orkidelerimi falan koydum. Çok güzel olmuş. Süper. Onun için arkadaşımın düğün çiçeğini ekleme yaptım. Aa, ne güzel. Düğün çiçeği deyince buradan... aklıma şey geldi. Buraya nikah şekeri getirmişti. Geldiler yarışmacılar. Ben hemen kapıyı altında açayım. Altında at tabii ki. Buradan da Buketçime selam olsun. Çok seviyorum Buket'e aşkıma. Buket'e bizden de selamlar. Buket'ten Buket bize. Evet, benim de Buket'im orada. Bekletmeyeyim tamam. Onları sonra yakarım. Geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Buyurun. Nasılsın? İyiyim, siz? Ay, ben öpeceğim hepinizi bugün. Peki. Merhaba. Ben şoktayım Seda Hanım. Ya merhaba. Sen çok şıksın işte ya. Ben işte bak sana özel yaptım biliyor musun? Gerçekten çok, sen bilerek. De çok şıksın. Gerçekten. Teşekkür ederim. Senin de öpüm ya. Maşallah. Neden böyle oldu? Yetişemedim. Olsun. Diyelim. Buyurun. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Olsun. Günlerdir Allah için şıkır şıkır giyiniyor, geliyor, sağ olsun. Ben şaşırıyordum ne güzel hazırlanıyor falan. Aa, kapıyı bir açtı. Önlük, makyajsız, felaket. Allah'ım ya, ağlamış gibi. Böyle bir şey yok. Biz önlükle karşıladı. Bitkin bir haldeydi. Makyajı akmıştı. Saçı başı darman duman bir haldeydi. Beklediğim bir görüntüydü zaten. Şaşırmadım. Merhabalar. Merhaba. Aa. Bu ne güzellik, gel. Sizin için efendim. Çok güzelsin, sizin teşekkür için. Ederim. Ben Zuhal Hanım. Merhaba. Merhaba, buyurun buyurun geçin. Gelin bakalım. Merhaba Zuhal. Merhaba Onur, hoş geldin. Kusura bakmayın biraz şey. Ne oldu? Şaşkın. Evet. Içeri. Evet. Şok içindeyim. Kim? Ha, Oğuzhan nerede diyecektim. Gel, hoş geldin Oğuzhan. Nasılsınız? Sen. İyi, siz nasılsınız? Çok sağ olun, ben de iyiyim. Evet. Ne var ne yok dünden beridir?
Oğuzhan dinlenebildin mi? Dinlenebildim. Güzel. Güzel. Dün yoğunluğu atlattım. Atlattım. Hoş bulduk. Çok şıksınız. Evet. Tekrar söylemek teşekkür istiyorum. Teşekkür ederim. Rahatsınız ya galiba bugün biraz. Ya bana dediler ki tuval giysen yakışır, ben de dedim öyle. Yok yakışır. Ben her zaman o ayrı. Ama evet üzeri değiştirememiş. Evet. Biraz aksilikler var. Özür diliyorum bu şekilde. Şöyle yapalım mı? Biz genelde bu durumlarda çok sık karşılaştığımız bir şey. Şöyle yapıyoruz. Yarışmacı çorbasını servis ediyor. Hı-hı. Ardından da biz müsaade ediyoruz. Gidiyor üzerini değiştiriyor. Sizin için bir mahsur var mı? Benim diye biraz düşünmem lazım Zuhal Hanım. Sen düşün. Sizler ne diyeceksiniz? Ben bir şey soracağım. Değiştirebilir. Değiştirebilir. Teşekkür ederim. Bence de. Onur Bey düşünür müydü acaba? Yani, bence düşünürdü. Yani, bence düşünürdü. Haksızlık yapmak istemiyorum. Yetiştirememiş. Tabii hoş bir durum değil. Evet. Yetiştirebilseydik. Ama değiştirebilir. Ama değiştirebilir. Tamam peki. Evet. Dörde bir kaybettin Onur. Zuhal Hanımcığım mutfağa bakabilir miyim? Kendisi bizi böyle karşıladı ya. Hani gelin gelin çok buyurun. Merak sorun ediyorum. Yok yani. Peki. Zaten peki. Açık. O zaman sen de bir yandan çorba servisine tamam, başla. Mavi boncuk şampiyonu olduğu için Seda Hanım tabii ki üstünü giyinmesine diğer yarışmacılar izin verdi. Bence üstünü giyinmemeliydi ve o eşofmanıyla masada oturmalıydı. Aman Allah'ım. Bahaneler, bahaneler. Bu ne? Bu ne? Zaten üstünü giyinememiş. Bu arada bütün tabak çanakları... Kırıldı. Ne kırıldı ya? Bakın bunu sizden koydum. Bir tanesi kırıldı. Önemli değil. Altı nazar olmuş. Nazar altı olsun da kırıldı diyelim. Ve tamamen altılı takım peki kırıldı. O şekilde siz söyleyeyim. Siz çorbaları, kaselerinizi verin. Ben uzatın lütfen. Zuhal Hanım şey bunu temizlemenizi isteyeceğim. Tamam. Ama çok fazla kırıklar var çünkü hep içerisinde gelmesin ağzımıza. Yıkayım tamam. Evet tamam, çok rica edeceğim. Siler getirir. Burada savaş çıkmış, bombalar patlamış. Ben servis yapamam ki. Ne yaptınız? Temiz yer yok çünkü servis yapamam. Evet yani siz ne yaptınız böyle ya? Bence şık bir masa. Evet masa gerçekten çok şık. Güzel değil mi? Çok böyle sade, çok güzel. Havayla da uyumlu, açık. Evet. Böyle aslında çok güzel. Ferah. Benim yine böyle tabii ki çatallarım şöyle değişik böyle bakması lazım. Gerçekten, ama artık servis kurallarını da bir tarafa bırakıyorum. Çünkü herkes bilmek durumunda değil bunu. Onun harici tabağımın içerisinde kırıklar var benim. Tabağın içinde kırıklar mı? Ya böyle minik evet, minik evet, tabak beyaz şeyler var, çatal şeyleri. Acaba şimdi kırıldı dediği kaseyi kendine koymuş. Bende de var evet. Var Zuhal Hanım evet var. Çok şaşırdım. Çok iddialıydınız Seda Hanım. Ya ne iddialıyım? Yetiştiremedim derken şeklini yetiştiremedim. Hayır üstünüzü de değiştirmemişsiniz. Evet üstümü değiştiremedim ve şeklini yetiştiremedim. Eksik menü mü var? Eksik menü sadece salatamı yıkadım ama doğrayamadım. Aaa skandal. Vallahi skandal. Maalesef. Skandal. Çok maalesef iddialıydınız. Evet, Zuhal Hanımcığım buraya bomba düşmüş. Öyle mi? Evet ben çok ben şaşırdım. Ben gelmedim mutfağa bilmiyorum. Çok peki şaşırdım. Gelebilirsin artık Filiz. Ama ben bomba bir olduğum için. Bir de eksik menüsü varmış. İşte iddialılar Zuhal böyle. Zuhal Hanım ben bomba patır, olduğum patır, için söylüyor. Patır patır. Yeri geldikçe konuşacağız. Peki. Yani mutfağın dağılacağını tahmin etmiştim zaten. Özellikle önlükle karşıladığında bizi. Filiz Hanım'ın mutfağa gitmek istemesini ilk başta garip karşıladım açıkçası. Çünkü bu hafta kimse kimsenin mutfağına gitmemişti. Ama o kadar savaş alanı olacağını tahmin ettiği için gidip görmüş olabilir. Zaten ben söyledim. Dedim ki yetiştiremedim dedim. Kusura bakmayın özür dilerim dedim. Bunu bildiği için geldi. Kaç gündür gelmedi zaten mutfağa. Bugün de benim yetiştiremediğimi gördüğü için, duyduğu için, söylediğim için bunu ben kendim özellikle belirttiğim için gelip mutfağımı görmek istedi. Ama bu benim tarzım. Ben dağınık çalışmayı seviyorum. Masa nasıl Filiz? Masayı beğendim ya. Güzel. Yapmayayım. Sadece evet, bunlar niye yanmıyor? Herhalde vakit kalmadı hiçbir diye hiçbir şeye geliyorum. Vakit kalmamış. Beğendim ya derken peki ya. Beğendim. Yağlı önce siz sormuştunuz ya size cevaplıyorum. Tamam ya. Ben sizinle muhatap olmak istemiyorum. Benim muhatabım değilsiniz çünkü zaten. Çünkü o zaman şey siz de olmayın sizden. Karşıma özellikle bakıyordunuz. Hayır lütfen. Nereden saldıracağınızı şaşırdınız. Hayır, ben benim sizden bir ricam var. Lütfen siz sakin beni, konuşabilir miyiz? Siz bakın benim muhatabım değilsiniz. Tamam, ben sizin okay masanızdayken dün tamam gelip de ben... Sizlerle konuşalım, dinliyorum. Sizlerle konuşalım. Evet, dinleyelim ama. Ben, olursan, bir dinleyelim. Ben okay, tamam, ağlayarak kalktım bu masadan. Siz şov yaptığımı zannettiniz. Ben şov daha dedim sonra, daha sonrasında... Evet, dinliyorum. Evine gelen bir misafir üzüldüyse ve kırıldıysa, bilerek veya bilmeyerek ama... Sizin dilinizin kemiği yok maalesef. Siz terbiyeli değilsiniz. Üzgünüm. Siz büyüğünüze küçüğünüze nasıl konuşulacağını bilmiyorsunuz. Benden geldiğim zaman masanıza Filiz ablacığım veya keza Filiz hanımcığım ben sizden evimde sizi kırdığım için çok özür diliyorum. Keşke ben bu kelimeleri kullanmasaydım. Çünkü sizin izleyen bir aileniz, 30 yaşında bir oğlunuz var deyip de bir nezakette bulunsaydınız. Ya bu kadar mı hırsınıza yenik düştünüz ya? Okay, siz... Sadece kendini seven, hiç kimsenin bir şey bilmediğini iddia eden, kameralara oynayan birisiniz.
Daha sonrasında da Zuhal Hanım'a dönüp dediniz ki ben sizin adaletinize güveniyorum. Biz hepimiz i̇şte, Zuhal Hanım'ın adaletine güvenip de geldik var. Zaten. Evet. Biz zaten bu yarışmaya herkes tabii ki yarışma kazanmak için. Tabii ki canım, tabii ki. Herkes yani kazanmak ama adaleti sağlayan Zuhal Hanım. Dönüp de ona söyleyip de hani böyle ben de hatırlatıyorum der gibi. Peki şöyle yapalım mı Filiz? Duygularını anlıyorum, düşüncelerini çok paylaşabilirsin. Üzgünüm. Üzgün olduğun da farkındayım. Haklı olduğun taraflar da var. Ben de dün uyardım. Fazla ileri gitti. Özrünü de diledi. Belli ki hala kırgın ve üzgün. Çok kırgınım. Evet, haklı olduğun taraflar da var ama ben herkesin hakkaniyetli ve adil olmasından kesinlikle yanayım. Tabii ki ben burada birincisi benim kendi karakteristik özelliğim, ikincisi olması gereken bu. Ben de biliyorum güveniniz için teşekkür ederim, rica ederim. Pandanlık olduğu için topladım. O peki, kaselerinizi uzatın lütfen. Servis peçetelerini. Canım, böyle mi benim böyle? Böyle. Evet. Mutfağımı gördünüz mü? Ya zaten bu önlükle o mutfağın savaş alanı gibi olması normal. Girmenizi olabilir maalesef. Eleştiri aramak için. Şimdi, tabakları biraz daha silebilir misiniz? Hepimizin tabağına galiba sıçramış böyle. Peki. Şimdi Oğuzhan'ı dinlemek istiyorum. Onu da tabii ki söylemek istedikleri var. O nereden sıçramış bilmiyorum. Acaba gökten şey mi yağıyor? Tekrar yağdırdım belki de. Ondan da emin değilim. Şuradan. Evet Oğuzhan, seni de dinleyelim Filiz'in konuşmalarıyla ilgili. Söz verdiğiniz için teşekkür ederim. Tabii rica ederim. Filiz Hanım gibi böyle yüksek perdelerden konuşmayacağım. Yine ses söze tonumu... girdik. Bak ses tonuna yine girdik. Peki tamam, bir müdahale etmeyin. Ben sizi dinledim. Lütfen o da konuşsun. Tamam. Sizinle gayet sakin bir şekilde konuşacağım. Öncelikle benim ablam değilsiniz. Karşımda bir rakibim var. Benim yarışmacımsınız. Burada i̇sterseniz beraber yarışıyoruz. Abla diyebilirsiniz. İkincisi Filiz Hanım. Siz benim annem de değilsiniz. Ben öyle bir şey iddia etmedim. Annenize şimdi sürekli vesaire falan. Tamam Filiz, hiçbir şey söylemeden bir dinleyelim. Bakın, hakaret etmiyorum, konuşuyorum. Lütfen, rica ediyorum. Okey. İlk bu kadar terbiyeden bahsediyorsunuz. İlk yarıştığımız gün masama oturmamla terbiyeden bahsediyorsunuz ya, belki yaşınız 50 yaşındasınız. 50 yaşındayım. Çok güzel, hiç göstermiyorsunuz. Tekrar teşekkür ediyorum. Ederim. Benden 20 sene önden gidiyorsunuz, hı-hı, onu da söyleyeyim. 20 sene önden giden birisi olarak bir kere bana hain demeniz sizin zaten terbiyenizi ortaya koyuyor. Hı-hı. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. Hı-hı. Hain dediniz, karşılık verdim. Hı-hı. Siz bana kötü bir kelime kullanmadan, ben size acaba, bakın siz kullanmadan diyorum öncelik olarak, hı-hı, ben size kötü bir kelime kullandım mı? Siz bir kere zaten terbiyenizi ortaya yatırdınız, ben başta da söyledim. Hı-hı. Ben gayet beyefendi, gayet sakin bir insanım. Hiç ama göremedim. Bana nasıl gelirseniz, hı-hı, ben size öyle geleceğim, hı-hı, öyle gelmeye de, hı-hı, devam edeceğim. Bunun birinci günü, sonuncu günü diye bir şey yok. Onur Bey'le neden bu polemiği yaşamıyorum? Keza Seda Hanım'la, keza Gülşah Hanım'la. Çünkü sizin duruşunuz bu. Müsaade edebilir miyim? Tam burada. Bir tamamlasın, sizin, bir tamamlasın. Bakın, sizin vizyonunuz bu, hmm, bakış açınız bu, yani, hmm, sizin tarzınız bu. Bunu da ben bu kadar zaten yaşınızı başınızı almışsınız. Ben değiştiremem. Herkes olması gerektiği gibi olur ve ben, hmm, buyum. Hmm. Benim tarzım da bu, konuşmam da bu, üslubum da bu. Hmm. Ben bu şekilde bir insanım. Sinirlendiğim zaman da böyleyim, sakin olduğum zaman da böyleyim, düzgün konuşacağım zaman da böyleyim. Yükseleceğim zaman da zaten bunu gördünüz. Çok güzel yükseliyorum size karşı da cevaplarınızı da veriyorum. Harici size zaten artık bir şey söylemek istemiyorum. Çünkü benim konuşabileceğim, peki masaya muhatap olabileceğim... Peki masaya oturulmaz diye söylediniz Filiz Hanım diye. Bakın başladım, yorumlarınızın altını doldurmuyorsunuz. Şöyle oraya değineyim o zaman. Masa güzel ya. Şimdi masa güzel mi değil mi? Ya derken bana güzel mi değil mi? Yani evet ya da hayır. Ben ya derken neyi acaba... demek istiyorsunuz hanımefendi, yapamadı mı, olmadı mı? Şimdi yorum yapıyorsunuz, altına şunları koyalım, dolduralım. Yani benim buraya size bir kere şunu da söyleyeyim. Dört verdim diye dört vermeniz çok normal bu arada. Onu da anlayabiliyorum zaten. Herkes çok iyi anlayacak zaten. Hani benim burada bunu değiştirelim, şu böyle böyle bir şey kesinlikle yok. Zaten insanlar bunu net bir şekilde benim size dört verdiğim için sizin de bana o puanı vermeniz alakası çok normal. Öyle oldu. Dün size bir ikramda bulundum. İkramı geri çevirdiniz ve kırıcı oldunuz. Sonrasında çorbam geldi. Çorbam birçok kişi tarafından beğenildi. Yiyip doğru düzgün yorum yapmadınız. Tatlım için yorum yapmadınız. İşte yapacağım. Benim bir şey hayır. Böyle geldi, siz ağladınız ve gittiniz. Bu arada peşinizden de geldim getirmek için, suratıma da bakmadınız. Hani evimdesiniz, peşinden gelebilirsiniz vesaire yukarıda gibi dediniz, geldim. Onu da kabul etmediniz. Etmeyebilirsiniz. Okey, özür dilerim. Nerede peşinden? Sizi kim gönderdi? Dün yayından sonra mı? Sizi evet, kim gönderdi çıktım peşinden? Zorla. Bir saniye. Sen getirmeye kendin... gittim. Ha, kim gönderdi sonra? Gittim, ha, ama, evet, şeyde dün çekime bile Seda suratıma bile bakmadı. Diyeceğim o ki şimdi benim keşke sizinle boş muhabbetler için değil de yemekler için tartışıyor olabilseydik. Çünkü benim yemeklerimi hiçbir şekilde doğru düzgün yorum yapıp ve altını doldurmadan bana bu puanı verdiniz.
puana takılmıyorum. Verebilirsiniz. Benim için zaten sizin verdiğiniz puanın gerçekten bir önemi yok. Niye ben yaptığım şeylerin farkındayım. Niye katıldın? Ben burada ama bir yarışmacıyım. Nasıl puanımı önemsemezsin? Ama burası yemek yarışması. Boş yapma yarışması değil. Siz yaptığım şeylerin altını doldurmadınız. Yorum yapmıyorsunuz. Beni görmezsen nasıl gelebilirsin? Konuşmuyorsunuz. Bunu bakın Oğuz misin? Sen bunu Oğuz yapamamışsın. Bunun içerisinde bu eksik. Biz sizinle hiçbir şekilde bunları konuşamadık Oğuzhan ki. Canım. Çünkü vizyon yok. Oğuzhan. Yemek vizyonunuz yok ama sizin. Ama yeter artık ya. Siz buraya ağlamaya gelmişsiniz. Ben buraya ağlamaya gelmedim. Demagoji yapmaya gelmişsiniz. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. Tekrar edebilir misiniz? Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Tekrar edebilir misiniz? Zuhal Hanım ben bitirdim bu arada. Peki. Teşekkür bu arada benim çorbama dereotu eklemezseniz dedin galiba evet, ama evet, eklemiş. Ben ilk günde söylemiştim. Alabilirse güzel olur benim İstersen için. İstersen onunkini dereotlu diye yazdırmamıştın değil mi çorbana? Yazdırmışsa. Tamam. O zaman onunkine koyma veyahut alabilirsen ben al. Ama almak zorunda da değilsin. Böyle ikram etmek istiyorsan da edersin Seda. Onu da söyleyeyim yani. Teşekkür o tamamen yani sana kalmış. Ama ben ilk günde söylemiştim Zuhal Hanım. Dereotu olan bir şeyde ben başka bir şeyin tadını alamıyorum. Ben bugün arkadaşlarımın aksine sakin olacağım. Tabii ki en güzeli. Çünkü zaten... Yeterince zaten yüksek arkadaşlar var masada. Yani hani ben sakinliği tercih ediyorum bence bugün. Bence de sen sakin kal. Ben bugün konuyla ilgili özrümü diledim. Dedim ki salatamı yetiştiremedim. Tek eksiğim de o. Başka bir eksiğim yok. Bir de üzerimi değiştiremedim. Kusura bakmayın. Zaten Onur Bey de kaç gündür eşofmanla geliyordu. Hani bu da bizim için sıkıntıydı. Ben niye ama bugün sağ olsun. Anladım. Bugün sağ olsun çok şık gelmiş ama ben onu şık karşılayamadım. Dün de bugün gözlüküyor. Ben onu evet, şık karşılayamadım. Bugün gerçek yüzümü yavaş yavaş göstermek istedim. Bana da gözlük çok yakışmıştı da takamadım ya. Öyle mi? Çok uyumuştu. Öyle mi? Evet. Taksaydın. Ondan veriyorum kusura bakmayın. Estağfurullah. Bak bir tane bıraktım sadece hatıra aldım. Aa bak almış. Tek bir daha. Yo bilerek bıraktım. Dereotunu da tenisi. Bilerek bıraktınız. Evet, tamam evet. Bir taneyi de artık içersin içme artık. Bekleyelim şey Seda. Ne çorbasıydı Seda'cığım çorba? Bu sütlü kemik sulu badem çorbası. Sütlü kemik sulu badem evet. Çorbası. Kemikleri aldım özellikle haşladım. Şunu şöyle. Eline sağlık. Bu arada kereviz sapıyla. Eline sağlık. Şimdi burada bir mesele var da onu çözmeye çalışıyoruz. Sen gel bir yudum tadalım ondan sonra seni yollayacağım üzerinde tamam. İşte. Olur. Sensiz başlayamıyoruz. Tamam. Biz tadımımızı yaparken Seda gidip üzerini değiştirebilir. Bu arada gel elimi canım. Yaktım böyle yapıyorum. Geçmiş olsun tekrar. Geçmiş olsun. Krem verdiler değil mi? O birazdan acısını da alacak. Geçmiş olun. Olsun. Hadi buyurun afiyet olsun. Sen istersen üzerini değiştir. Tamam. İster misin? Bence değiştir. Çok isterim. Biz de tadımımızı yapalım tamam. O esnada. Hemen değiştirsin gelsin Seda. Ben buraya bir de yapalım koyayım da duyayım konuşmaları. Bebeklerin telsizleri olur ya öbür odadan dinleriz. Sen gelince zaten yorum yapacaklar çorba ile ilgili. Şimdi herkes söyleyeceğini söyledi anladığım kadarıyla değil mi? Evet, şu meseleyi artık bir yerde bir bağlayalım. Evet. Şurada zaten yarınımız kaldı bir de bugünümüz var. Evet. Benim sizden ricam yemeklerle ilgili eleştirinizi yapın. Ama artık birbirinize kırıcı sözler söylemeyin. Lütfen rica edeceğim. Ben sizin yerinizde olsam artık çok da kırmamaya çalışırım birbirimizi mümkün mertebe. Başka söylemek istediğiniz bir şey var mı bu konuda? Ben en azından kamera arkasında çekimler bittikten sonra Oğuzhan Bey'in Filiz Hanım'ı bir kenara çekip özür dilemesini beklerdim. Ben de beklerdim. Yaptın mı böyle evet. Bir şey? Hayır yok. Şimdi bugün hatta da, hiç selam baktım. Selam verdik. Hiç selam alınmadı. Bir saniye kimden selam alınmadı? Kulise girdik. Selam verdik, günaydın denildik, hiç geri cevap verilmedi. Oğuz'tan da Oğuz'tan? Evet. Size de mi cevap vermedi? Evet. Sana? Genel olarak evet. Bir niye yer yarışmacıları da? Sonra ben bir kere arkadaşlar, siz, yine dilemedi. Hani kamera diyoruz ya, abla... Filiz ablam değilsin annem diyorsun ben hayır. Onu da iyi niyetle söyledi. Yani niyetle abla da diyebilirsin, ya, hanım da diyebilirsin. Yani ne diyebilirse yani ne demek istiyorsa içinden. Bunu Filiz Hanım diyebilir. Peki niye diğer yarışmacılara selam yok olursa? Zuhal Hanım hızlı bir şekilde geldim. Saçımı başımı yapmam gerekiyordu motorla geldim ve direkt girip saçımı başımı yapma koşturarak vaktim olmadı. İki saat yerimizde oturdu. Şimdi şöyle ben bir şey söyleyebilir miyim? Yine hiç çıtı çıkmaz. Ama yani bir tuvalete giderken konuşmak zorunda değilim. Yeteri kadar burada beni zaten doyuruyorsunuz. Bana bakar mısınız? Filiz Hanım. El sağlayasana. Hayır zamanım olmadı diyor ya. Bakın, saçını başını yapmıştı bakın, çıktı. Bakın lütfen iştahımı yani, erken kaçırmayın. Yemek yiyeceğiz. Bir dakika bana bakar mısınız? Telefon hiç kimseyle muhatap oldu. Ne güzel işte konuşuyoruz. Böyle bir kural var. Bakın zaten böyle bir kural var. Sizinle konuşmak zorunda ama değilim zaten. Ama temel insan iletişimidir. Olsan yeteri kadar, yani. Yeteri kadar burada zaten koyuyorum. İyi de bir merhabaya da kimse engel olamaz. Herkese merhaba diyorum Zuhal Hanım bu arada. Dedin mi bugün? Tabii ki diyorum ben de şimdi koşarak girdim saçımı başımı yaptım. Yoksa Filiz Hanım için zaten hemen bekliyorum. Gelse de merhaba desem diyor. Orada bekliyorum zaten. Bir özür dilemek geldi mi aklına? Şimdi Zuhal Hanım şuna değinmek istiyorum. Ben, bak cevap veremiyor. Lütfen bir şey söyleyebilir miyim? Söyle. Ben sonsuza dek özür dileyebilirim. Şimdi onu peki şöyle zaten. Bir kural onu var anladık. Mı? Hayır tamam okey bir şey soracağım. O zaman sizinle konuşayım buyurun bana bakın. Şöyle buraya bir... şeyleri koyar mıyız? Montajdaki arkadaşlardan rica edelim. Özürlerle ilgili hem Filiz'in hem başkalarının da olabilir. Gülşah ve Onur'un veya, evet, veya Seda'dan da. Bir özür VTR'si gerekiyor buraya. Çok özür dilerim. Şöyle göstermek gerekirse bir...
ciddi bir dikkatimi çekti. O zaman tokatlı çakal çorbası yazsaydınız biz de onu bekleseydik. Çakal mı? Çatal. Çatal, pardon, özür dilerim. Benim alerjim var karabibere, toz bibere. Evet. Yemeklerde kullandığım zaman böyle oluyor. O yüzden arkadaşlarımdan çok özür diliyorum. Dokunuyor bana. Hiçbir şey gelmiyor elimden bu yüzden. Anladım, çok özür geçmiş diliyorum. Olsun. Yemek bilgisini mesleğimize göre mi kıstas alıp da özür diliyorum. Ben onu demek istemedim. Ne demek istedin? Özür dilerim. Şöyle bunun ucu aynı yere çıkacaksın. Sınıfta yani kalmakta kaldınız. Yanlış anlaşıldıysa çünkü herkesten özür dilerim. Onun yanlış bir bilgiyi. Siz resmen oynuyorsunuz. Söyleyeyim. Bunu 500 kere de olsa söyleyeceğim. Özür dilerim. Sen de istersen bir özür dile olsa bir yayındır. Özür dilerim. Bir şey söylüyorlardı da birbirlerine. Sen yok, özür dilerim. Seda Hanım beni böyle onlar. Kendi yarışacağınız günün yarın, kendi yarışacağınız gün buraya gelirken perşembe günü akşamdan siz bence kuru temizlemeye gidin. Yağınızı götürün, yarın gereken de kuru temizleme mi? Kuru temizleme de ağız temizletmeye evet geldik. Evet yani şimdi ben demin sana hain dedi diye ben kadına dedim ki ya olmadı bu, özür dilerim. Şimdi seninki oldu mu? Özür dilerim. Siz her özür dilediğinizde ben bir yudum su içeceğim. Baştan başladığımızdan beri çorbanız... Özür dilerim. Çok sinirlendim şu anda. Evet, sakin olamıyorum lütfen. Bakın. Evet. Peki Onur Beyciğim. Özür dilerim Onur Beyciğim. Ben yorumumu yapıyorum hala ama. Özür dilerim, buyurun. Lütfen artık devam edelim. Doğrudur. Emekten bahsediyoruz ya, yemek yarışması ya. Emekten evet bitmedi yalnız. Özür dilerim. Demagoji yapıyorsunuz, başka hiçbir şey değil. Özür diliyorum ama, tamam, saygımı koruyorum ve özür diliyorum. Bence bir özür dile ya. Özür diliyorum Zuhal Hanım. Filiz Hanım tekrardan sen. Özür diliyorum, kusura bakmayın, konuyu kapatıyorum. Özür diliyorum. Siz de zaten söylüyorsunuz, söylüyorsunuz, özür diliyorsunuz. Bu masada daha kaç kez özür dileyeceksiniz merak ediyorum gerçekten. Yan Seda'ya bir bakalım. Wow. Wow. Güzelsin. Ya çok güzelsin. Ağırlamak istedim ama wow maalesef. Seda çok iyi, gel gel otur. Salatam yüzünden böyle üzüntülüyüm yani. Bir tek salatanız neden yok hakikaten? Zaten daha salataya gelmedik ki. Ben yıkılıp uğramaya geçemedim. Baktım vizyon, salatayla başlamamız lazım. Peki, artık yemeklerle ilgili konuşalım. Evet. Bu lütfen tekrar söylüyorum, kimsenin kimsenin mesleğine karşı, efendim kılık kıyafetine karşı. Ben tekrar özür diliyorum. Tabii, öyle anlaşıldığı sıra yönlendirmeye anlaşılabilir, hassas bir mesele. Kendisi öyle yönlendirmeye çalışıyor ya, bari bir oradan yakalayayım ben izleyiciyi. Artık yeterli yemeğe geçelim. Evet, evet. Evet, evet ben çorbamla yiyorum. Evet, çorbayla Onur'la başlayalım. Sütlü badem çorbasıydı değil mi tam ismi? Sütlü hayır, badem ben sadece badem çorbası ha pardon. Yaptım. Ama sütlü. Ama sütlü ve kemik sulu. Sütlü hani ve kemik sulu. Şey tamam. Ben kemik sulu, sütlü badem çorbası şöyle içine musluk. O suardı ama sütlü badem çorbası. O şekilde yazamazdım o yüzden. Peki var olan çorbayı okay konuşalım. Ben sadece ismini sormuştum zaten. Tamam, badem çorbası. Yani kıvam olarak çorbanın kendi suyunun kıvamı güzel ama içindeki bademleri en azından biraz sıcak suda bekletip soyabilirdiniz. Çünkü içinde evet fazla kıtır hayır, kalmış bu sefer. O kavrulmuş zaten, çifte kavrulmuş. Anladım. Kavrulup alıp tekrar yani kavruluyor. Çiğ badem alabilir. Çiğ badem, hayır, kavrulmuş aslında badem alıp çifte badem, çifte kavrulmuş badem yapmak istedim. Ben bunu anladım tercih ettim. Çünkü bademin tadından çok içindeki kabuklar böyle kıtır kıtır geliyor. Biraz benim aslında sabah yaptığım bu işte yulaflı bademli kaseler olur ya, influencerlar çok sever Zuhal Hanım. Bağlılar, bağlılar. Evet, biraz öyle bir tat var bunda. Bademlerinden dolayı ve kokusu da öyle. Tabağımın hiçbir alakası yok. Yani ama bu bir çorba yani. Baharatlarının çok fazla bir tadını alamadım ama çorbanın suyunun kıvamı, yani kıvamı değil de tadı, tuz oranı bence güzel. Ama içindeki farklı bademler doğru birazcık böyle gereksiz onu bilerek bana yaptım. Keşke ben zaten toz badem kullansaydınız. Yok, ya da badem tadını da alamazsaydınız. Toz olsaydı o zaman badem olduğunu anlamazdınız. Toz olduğunda böyle ne geliyor falan diye bir düşünürdünüz. Yani çünkü ya bunda içinde da fazla bakın geliyor. Kemik suyunu kerevizle, soğanlı sarımsakla haşladım. Onun tadını tekrar bakıyorum tadına. Biraz eksiltmek peki için süt bakın koydum. Şöyle kocaman bununla bağladım. Tamam, bilerek yaptım, söyledim zaten. Filiz. Evet, seni de dinleyeyim. Zuhan Hanımcığım, ben de onu söyleyeceğim. Niye kabukları hani soyulmuş, tercih edilmedi çiğ badem? Kendisi kavurabilirdi. Bütün kendim kavurdum. Çifte kavrulmuş kendim yaptım. Ama kabuklu mu fındık mı? Bilerek düşündüm. Şey badem. Badem mi? Çok özür dilerim. Ama bilerek evet yaptım. Tamam ama kabuklar hep üste çıkmış. Kabuklu çünkü çifte kavurdu. İşte çiğ badem olup kendiniz mesela içine çok fazla tuz koymadım bademin tuzu olduğu için. Bence tuz oranı falan çok engellendi. Tatlım, bademden konuşuyorum ya. Hani kabuklu, kabuksuz çiğ badem alıp iki kere kendin kavursaydın böyle gelmeseydi, kaşırma, yutkunmakta zorluk çekmeseydi. Onu kenara atıp alabilirsiniz. Zaten iki kaşık. Tamam da biraz önce üzerinizi değiştirmeye gittiniz ya, zor yutkundum. Su getireyim. Yok şimdi tamam. Aa pardon, Onur Bey istemişti az önce. Ben ya ben sadece mesela, ben istediysem getirmeniz gerek yok. Yok ben siz zor benim misafirimsiniz. Evet, ben size teşekkür ederim. Çok hoşçakalın. Dereotları, yani kabuklar ve dereotları. Şöyle sarkıyor artık kocaman kaşıkta. Kocaman kocaman. Bunu ben yutamam, boğazıma yapışır gerçekten. Ben biraz önce takıldım, yutamadım.
Tadını beğendin mi Filiz? Yok hayır, beğenmedim. Beğenmedin. Peki. Ya olsa... ben bir şey unuttum, özür dilerim. Neyi unuttun? Damaklık getirecektim arkadaşlarıma. Damak tatlısı yok çünkü. Ay yok, o espri çoktan kullanılmıştı artık. Evet, yok hayır, ben dil temizleyici gördüm ben. Eczaneden size getirecektim ama. Yok, sizin bu saçma sapan esprilerinizden zaten. Ben espri yapmadım yanlış. Ya ha, damaklık getirecektiniz. Nedense bir haftadır hepimize mavi boncuk da dün de getirmiştiniz. Bu sefer de mavi tabak getirdim ama. Hayır, dün de hani Onur Bey de söyledi ya, geçen günlerde makyaj yapmıştınız falan diye. Hı. Nedense nedense bugün hani böyle bir yükselişler falan. O peçe, ay pardon. O bu bardak bayağı bir lekeli Seda Hanım. O peçe teyze dedi. Bir de şey üzerine şey örtün. Yok, şurada o bayağı da, kirli. Şurada da bir toz. Tozdan o zaman ziyade. Şeyden geldi. Buradan görebiliyor musunuz? Evet, bak. Şurada. Komple aynı yok, şekilde. Evet. Onunki daha yoğun. Lekeli. Peki. Evet Oğuzhan, seni de çorbayla ilgili değiştirsin bardakları. Evet Oğuzhan'ı da dinleyeyim. Ben şöyle birazcık farklı yorum katacağım çorbayla alakalı. Çorbadan ben un kokusu alıyorum. Yakından koklarsanız un kokuyor kesinlikle. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü söyledim onunla bağlı. Yok tamam. Yani, o kokuyor, ben söyleyeyim sadece. Ben bardağımı değiştirebilir miyim? Hemen şey kokmaması lazım. Çok ben söylediğim için kavrulmuş un. Algıladınız onu. Ben söylemeseydim onun tadını almayacaktınız. Yok. Allah ben abi, alacaktım. Hayır almayacaktım. Ben çok güzel alacaktım. Benim işim bu. Yemekten anlıyorum. Benim de lütfen. Tamam onu da alayım. Teşekkür ederim. Rica devam edebilir miyim? Alayım ben. Yok yok, aman dikkat et. İkişer ederim ederim, sıkıntı yok. Evet, bir yandan da Oğuzhan'ı dinleyelim. Teşekkür ederim. Un kokusu alıyorum. Sonrasında çorba kasesi tercihi, yani bu bir çorba kasesi olabilir bu arada bilmiyorum ama bu salata kasesi mi aslında? Biraz çorba için büyük mü ya büyük da mi geldi? Şey mi hani salata kasesi mi bu çorbada kullandı? Çünkü salata gibi duruyor. Vallahi da. Valla şimdi kendi takımı hani, bilemiyorum bir şey diyemedim. Yani. Hani olabilir ama biraz sanki salata kasesi gibi oldu. Çünkü az kaldı. Tadını beğenemedim. Çünkü un kokuyor, çok un kokuyor ve kıvamı da bademler kabukları ağza geliyor. Beğenemedim bütünüyle. Teşekkür ederim. Evet, Oğuzhan beğenememiş çorbanı. Hata bulmaya çalışıyorlar. Ben bir kere dedim ya salatamı yetiştiremedim eksik diye. Şimdi onlar hata arıyorlar. Arasınlar, sıkıntı yok yani. Şunları ben götüreyim. Bakımında da var. Dün onların da vardı. Ben gösterdim mesela, Oğuzhan Bey kabul etmedi yani bardağındaki şey. Ve ben dün ona bardağında leke var dedim diye bana bunu yapıyor şu anda. Ben ona dün lekeyi söylemeseydim o bana söylemeyecekti. Ben bir şey açıklamak istiyorum şu an. Ben onların hak etmediğini düşündüğüm için özenmedim. Özensiz yaptığım halim bu. Çünkü hak etmiyorlar. Onlar hak etselerdi eğer ben onlara çok daha güzel bir sofra kurardım. Ayrıca masamın güzelliğini, şıklığını, özelliğini ve kalitesini örtülerin markasına baktılar muhtemelen. Söylemiyorum ama muhtemelen hepsini gördüler. Oo dediler, bu kız bayağı bir şey. Ondan dolayı şu an böyle bir oyun yapıyorlar. Ben bunu eminim. Beğenmemiş çok un şey. Gülşah sen de yorumla lütfen. Aynı şekilde Zuhal Hanım, ben de katılıyorum Oğuzhan Bey'e. İlk daha tatmadan kokladığımda bayağı yoğun kavrulmuş bir un kokusu hakim, hatta un helvası kokusu aldım diyebilirim o raktede yani. Bir de gerçekten badem çorbası, ben çok sevdiğim bir çorbadır ben aslında. Ben de severim evet. Çok kışa çok uygun bir çorbadır soğuk aylar için. Ama gerçekten bunları suda bekletip kabuklarını gerçekten soyması gerekiyordu. Olmaması lazım. Bunlar hoş olmadı. O yüzden çorba benim için hayal kırıklığı oldu bugün. Menüde ilk gördüğümde çok sevinmiştim badem çorbası var diye ama maalesef hayal kırıklığı oldu. Ben de biraz o yüzden aslında kahvaltı kasesi gibi dedim. Çünkü o un kokusundan da böyle bir kahvaltılık şey kokusu geliyor Zuhal Hanım. Yulaf kokusu mu aldı? Ya evet, hepsi ben, aynı familyadandır falan. Ya sonuçta Zuhal Hanım, o yüzden. Kahvaltı yapmadın mı tatlı? Filiz Hanım bedava puanları aldığı için başta çok mutlu ve keyifli Zuhal kendisi. Hanımcığım, çok güzel eğleniyor. Zuhal Hanımcığım bakar mısınız ya? Seda'nın aslında teşekkür etmesi Allah lazım ama ya. Keyfi yerine gayet. Allah neyse aşkına. Sen konuşun, Allah'tan evet, duymadı. Evet, tamam teşekkür ederim. Yok duyuyorum da ben. Çok tatlı. Yok yok, Filiz'e gene laf söyledi de. Seda Hanım ilk gün çok güzel puanlar verdiniz de kendisi şu anda çok güzel eğleniyor çorbayı gördükçe böyle. Size çok kötü puanlar mı verdi? Çok güzel salatayı yapamadınız, çok herkese güzel puan verdi. Arkadaşlar siz karşıladınız, çok keyifli. Çok, uçuyor şu anda keyiften. Yo ben tamamım. Seda, herkese en yüksek puanları Seda verdi. Ya Zuhal Hanım dürüst ben, olmak ne? Lazım. Buraya gelip evet, oynamanın hiçbir anlamı Filiz'cim, yok. Bir saniye bak, çok, bir şey konuşuyor. Bugün benden ilgili yorumlar yapmışlar. O yorumlardan dolayı biraz moralim bozuldu ve hak etmediklerini düşündüğüm için böyle bir numara yaptım aslında. Verdim, teşekkür ederim. Ne? Understand? Do you speak English? How are you today? Aa. Oo, kafamıza vursaydın. Hayır ya, masaya vurdum. Kafamıza vursaydın. Eyvah. Ama Seda Hanım, biz elim yanık. Sizi böyle hani sakin bir masa istiyordunuz zaman. Bugün? Nasıl gördünüz? İlk gayet dakikadan. Güler yüzlü, gayet güler yüzlüyüm zaten. Ama yani. Ay, güler yüzlüyüm. Mavi bardağı masaya vurmak. Hayır evet, ne alakası var? Hani sakin bir masa. Koydum şimdi. Koymak bu, koymak. Kurmak değil. Bayağı koydunuz gerçekten, masaya döküldü su.
şu an. Tamam koydum işte, ne güzel benim masam. Hadi bir daha koyar mısınız aynı şekilde? Hayır, bakalım hayır. Bu sefer masaya koymam. Haddini bil. Yok artık, ben ne kadar özendim, gömlek giydim Zuhal Hanım. Kaç gündür gömlek giymiyorum ben burada. Ben bunu buraya koydum, atmadım. Seda, kimdir sakin. Buraya benim üzerime gelmek için geldiniz ama sizi kale almıyorum. Sizi muhatap almak istemediğim için de ben hepinizden sıfır puan bekliyorum, tamam mı? Çünkü hiçbiriniz hak etmiyorsunuz. Ben hepinize adaletli davrandım. Hepinizin hataları vardı. Bazılarını görmezden gelerek ekstra puan verdim. Ve şimdi benim yemeklerimin tadını, lezzetini göreceksiniz. Bu çorbada gördüğünüz gibi bunu resmen eleştirmek için eleştiriyorsunuz. Bana sıfır puan vermenizi rica ediyorum. Öyle bir şey yok. Okay. Sıfır diye bir puan yok bizde zaten. Hayır, ben salatayı yetiştiremedim ya. Ha, birden tamam. Sıfırdan başlama ihtimalleri var. Bana daha gelmiyor. Birden başlayabilirler. Salatayı yetiştiremedim. Hayır hayır. Bizimcisi sakin ol, masaya vurma, o hoş bir şey değil. Gerek yok öyle bir şey. Hayır hayır, nasıl ya, koydum diye bir daha koydun zaten. Şöyle koydum. Hayır, öyle şey yapınca ben de böyle yaptım. Şöyle peki, koydum. Ara yemeklerimize geçelim. Yemeklerimize bakarız kayıtlardan, öyle bir olur. Eline sağlık. Afiyet olsun. Rüya da nedense hiç biz muhatap alınmayacaksak niye katılmışlar? Yani. Bir kişi daha muhatap olmuyor. Bilmiyorduk ki kimin katıldığını. Bilseydin. İşte, baştan beri biliyordum, i̇şte, oynadım demek olmadığımız ki. Için niye oynayayım ben şu an, size ne yaptım? Sadece yemeklerimi hak etmediğinizi düşünüyorum. Sizler ayrı ayrı değerli insanlarsınız. Bunda gerçekten bir ama beni çekemediğiniz için, gerçekten bu her şey bahane olur arkadaşlar, birer tane de ama artık sakın. Ayıptır bu, ben ya daha sonra gözünü koruruz. Özür diliyorum sizden Zuhal Hanım, gerçekten hızlı bir şekilde yemeklerimizi yiyelim, evlerimize benim günümde kavga çıkmaması, Filiz Hanım'ın gününde böyle bir şey olması, bugün böyle bir şeyin olması biraz ay ben yine evet. Ben yine yarın hayır ya, güzel bir şey söyledi, iyi bir şey söyledi, Filiz Hanım'ın gününde de böyle bir şey yaşamadık dedi. Biraz da bir cümle kullanmak istiyorum ama sonrasında daha da zaten hayır hayır, kullanma. Ben kırıcı bir cümle kurmadım. Bakın ama kötü şöyle. Ben kimseye... İçimde kalacak ya Zuhal Hanım. Sizin kendinizde karıştıysa çok affedersiniz. Ben Seda Hanım için söyledim onu. Şimdi bakın, herkesten bir sakin olmasını rica edeceğim. Bu bir televizyon programı. Lütfen hareketlerimize, davranışlarımıza, sözlerimize dikkat edelim. Son kez uyarıyorum. Gerçekten de yetiştirememiş olabilirsin. Çorbanı beğenmemiş olabilirler. Birçok insanın birçok yemeği olabilir. Beğenilmedi. Ama buna o kadar sert tepkiler verme bence. Ben ona vermedim. Bana bilenip gelmelerine ve... Sana kimsenin bilendiği yok hayır, canım. Hayır, söyleyip... Hani ben söyledikten sonra bana onun şunu bunu söylediklerini... Onun tadı gelmiyor bundan. Siz bize dışarı çıkıp da ben üstümü giymeyin... Bilediniz mi bizi? Bakın veya dedik ki size, kusura bakmayın, üstümü değiştirmedim. Salatamı yapamadım, sizi kırmak istemedim ama siz burada... Kusura bakmayın, hiçbir saatinizi bilmediğiniz için salatayı zaten vermek istemez. Yani bu da çok ağır oluyor artık Seda Hanım. Lütfen ya. Ama ben, bakın ama ben, yani, ben hayatta hiçbir yani şey bilmiyorum. Yemeğini eleştirmelerini, Seda, yemeğini eleştirmeleri... Yerden vurdunuz bizi ya. Ya yemeğini eleştirmeleri, hadlerini bilmemek mi oluyor? Birçok insanın... Hayır, benim kişiliğime laf ediyorlar. O kim kim kişiliğine laf, öyle bir şey yok. Kim söyledi? İyiydi diyorlar, bazı boncuk dağıtıyordu diyorlar. Ama bu kişilik eleştirisi değil ki. Kişilik eleştirisi. Dağıttım evet. Bana verdi bu arada, evet, mavi boncuk verdi. Verdi de. Evet evet verdi, hepinize mavi boncuk. Verdi. Ya hepinize verdim. Kayıt varsa ben vermedim diye bir şey mi söylüyorsun? Tamam, bu senin kişiliğinle ilgili bir şey değil ki. Sadece sen kendin bugün, bugünden dolayı gerginliğin var. Gerek yok böyle bir şey. Sen var olan yemeklerini sun ama ben sizi muhatap almıyorum. Haddiniz değil. İşte zaten size gerek yok, hak etmiyorsunuz. Bu yemekleri ağır oluyor Sedacığım. Yakışmıyor lütfen. Zaten kimse salataya puan vermez. Zaten beğenmiyor. Ya tamam, eksikse eksiktir, o ayrı. Ama yani kimin çorbasıydı? Kimse beğenmedi zaten. Gülşah'ın çorbası mıydı? Benim de çorbamdı. Ha, Filiz'inkini de kimse beğenmedi yani. Bu kadar tepki göstermene yani gerek yok ki. Beğenirler, beğenmezler. Puanın da ayrıca eksik menüleri burada 6-7'ler de veriliyor. Hiç önemli değil yani. Ben puan derdine değil. Tamam ama sıfır zaten, öyle bir şey yok. Bizi bir dövmediği kaldı. Alıp bardağı lank diye masaya vurmalar. Bize ne biliyorsunuz, saygısızsınız. Yorum yapmayın, isterseniz sıfır verin. Siz kimsiniz, yorumlarınıza ihtiyacım yok, puanınıza ihtiyacım yok. Pardon, bu yarışmaya niye geldin, bizim yorumumuza ve puanımıza ihtiyacın yoksa? Niye yarışıyorsun? Niye bizi yoktan sayıyorsun? Ne kadar saygısızsın. Çıktı bugün masken Sedacığım. Benim bugün yarışmayla alakalı çok farklı hayallerim vardı. Gördüğünüz gibi gömlek giyip gelmiştim. Seda Hanım'la kaç gündür tatlı tatlı atışıyorduk. Ben açıkçası bugün öyle birbirimize şakalar yaparız diye düşünmüştüm. Ama birdenbire çok farklı bir Seda Hanım'la karşılaştım. Tavuk mandarin. Mandalina. Biliyor musunuz bu yemeği? Böyle bir yemek yok. Ben bu... Belki Tünksel'in olduğu gibi kendi yorumu. Kendi olabilir. Reçetesi menüyü olabilir. Menüyü nasıl buldun Onur ama bu arada? Ben yorumumu, o yüzden kendi yorumum olduğunu belirtmişim en azından. Bunu evet. Yapmamış. Yani ya sen dün... Eleştirildi. Ben bak, çok, evet, lezzetliydi yemeklerin. Tabii ki hatalarım vardı, tabii ki o vardı. Ayrı. Kesinlikle hep vardı. Her gün, bir önceki günü konuşuyoruz kesinlikle zaten. Kesinlikle vardı. Ya salatan...
Konulabilir. Dereotu, mor lahana koyabilirsin. Ama biz bekledik ki mesela ara yemekle kadar farklı bir şey yapmışsın, evet, farklı bir sunum. Ya sen var olan dereotu lahanayı getirmişsin. Evet. Yani ormancı deyince, Oğuzhan'ın evet, şey deyince biraz evet, beklenti yükseldi. Anlatabiliyor okay, muyum? Doğru. Ondan dolayı salatanı eleştirdim. Doğru. En azından hani salatanıza bir ormancı ismini koymadan önce ilk bir arama motorundan bakmak lazım. Ya herkes böyle bir isimle karşılaştığında herkes araştırıyor. Bazen ben de arkadaşlarıma diyorum ki getirin bakayım nasıl bir şeymiş. Benim de bilmediğim şeyler var tabii. Hani belki bir renk, bir şey, farklı bir şey yapsaydın o kadar eleştiri almazdın ama normal. Yani sonuçta yemeklerin lezzetliydi. Teşekkür ederim, sağ ol. Hak ettiğin puanların hepsini aldın mı, alamadın. Evet, almadım. Yani bir tek Seda doğru puanı verdi bana göre. Onun dışındakiler biraz... Tahmin ettiğim puanı kendi verdi. Ama yani pazartesinden beri yüksek. Yani hepinize nazaran en yüksek i̇şte puanı Seda verdi. Onur Bey beni çok hayal kırıklığına uğrattı. Onur Bey hakkında konuşmak istiyorum. Dün çok gerçekten konuşamadım ve yemeklerimi de yiyemedim. Yani hiçbir şekilde kendi hani değerlendirmemi evet, de yapamadım. Evet, niye 5 verdin benim sen dün sahi? Yemek... Sanki daha çok yani 5'lik gibi değil de 6-7 verecekmiş gibiydi konuş. Yani Zuhal Hanım, ben açıkçası menülerin isimleriyle kendi lezzetlerinin çok fazla uyumlu olmadığını düşündüm. Çünkü karpaccio dediğimizde ben açıkçası tamam severim sevmem ama beğendi. Ama belirttim yani yanlış yazmadım, yazdığım şekilde sunum yaptım. Bu. Ben karpaccio ama beğendi sonuçta yemeği. Ya evet, zaten verdiğim 2 puanın ekstra 2 puanın Zuhal bir tanesi onaydı. Zuhal Hanımcığım orada ne yapıyor arkadaş? Ne bileyim. Ne yapıyormuş? Sizce ne yapıyorum? İşte soruyorum. Yemek tan. İyi de şekil vermeye çalışıyorum. Aa tamam, kafamıza vurmayın da tekrar. Aa aşk olsun. Çek. Ya bir şey niye diyeceğim. Niye önceden şeklini vermediniz? Pardon? Niye önceden şekil vermiş? Bu kaşıkla verilen bir şey. Ha tamam. Hani onu Usta Bey istedi ya burada. Bu şekilde mandarin yazıyor da, mandarin yazıyor da ben görsellerine baktım. Tamam bu, ama kereviz püresi de yazıyor. Bence doğru yorum. Bu yapalım. Arada Zuhal Hanım. Şu an ben kereviz püresini hazırlıyorum. Bu arada Zuhal Hanımcığım. Zuhal Hanımcığım. Efendim. Ben iki çeşit orada bir şey gördüm kaplarda. Hiç kullanmadım acaba iç malzeme. Neyi gördün? Araya yemek mi? Göremedim de yani yemek gelince konuşayım madem. Ayrı ayrı kaplarda gördüm. Ha. Evet. Neydi evet, tam olarak? Evet, ayrı ayrı sunmam gerekiyor. Bir gürbüzü bir dinleyeyim, neydi ya? Tavuk mandarin Zuhal Hanım. Tavuk mandarin nasıl yapılması gerekiyordu? Ona normalde mandarin şeklini vermesi lazım. Ya çok özür dilerim, az önce böyle bir yemek yok dediniz, sonra o böyle yapılıyor diyorsunuz. Bu nasıl bir şey olmuş? Ben ama ince... Bir şey demedik. Hayır, az önce dediniz ki böyle bir şey, böyle bir yemek yok hayır, dediniz. Hayır, biz hayal etmemizi söylüyoruz sadece. Hayır. Ben söylemedim, yemedik dedik. Siz de demedik, Onur Bey ve Oğuzhan Bey'e söyledim. Filiz Hanım, daha doğrusu Filiz abla. Şimdi sana şöyle bir şey söyleyeceğim. Sen abla diğerlerin çok olsun tatlı. Neden bana Oğuzhan'a davrandığın gibi davranıyorsun? Anlamadım. Neden bana Oğuzhan'a davrandığın gibi davranıyorsun? Çünkü ben sana laf söylemiyorum, sana söylemişim gibi çok davranıyorsun. Çok puan verdiniz için onu hayır, soruyorum. Hayır, bir şey. Hayır, ayıp ama. Siz cevaplayabilir miyim Zuhal Hanım? Bastım arkadaş. Ayrıca size de hak etmediğiniz bir puan verdim ama pişman değilim. Bir şey söyleyeceğim. Yandaş buldunuz, alkışlayın. Benim yandaşım yok. Ben yemeklerimle buraya geldim. Buldunuz. Teşekkür ederim. Bugün siz bu olmamış menüyle olmamış değer 8 diyeceğim, bakın. Çünkü niye biliyor şey musunuz? Bir dakika durun. Ya ben sakin. Puan istedim. Ben zaten yorumumu yapacağım. Olmamış bir şeyler geliyor. Söylüyorum ben bunu. Ben konuşamıyorum. Kırmasın gidin, tamam mı? Ben sizi pardon. Ben misafirimi bağlayacağım çünkü. Siz evde misafirlerinizi böyle mi bağlayacaksınız? Ben puan demiyorum. Yemeğimizi yiyip gideceğiz zaten diyorum. Yorum yapmayın, sıfırı verin gidin diyorum. Yani birlikte gideceğiz zaten. Böyle bir şey yok ki Seda. Yorum yapmayın, yiyin gidin. Verin, öyle bir şey yok. Bu program ne olduğunu bilerek geliyorsunuz yani. Seda Hanım'dan yani. Ben bugün hiç böyle bir... Ben de sizden beklemezdim. Gerçekten beklemezdim. Gerçekten beklemezdim. Ama bakın bakın şöyle bir şey. Gereksiz çok yorumlar yapıyorsunuz. Onlar şöyle tatlı tatlı şakalar yapıyorduk evet, birbirimize. Ben bugün de öyle bir şey bekledim. Daha geldiğinde sakin, çok güzel şaşkınım, bir masa olsun istiyorum dedi. 2 dakika sonra bir anda çıldırdık. Anlamadım ki. Çünkü yetiştiremediğinde acısını bizden çıkartıyor. Şok içindeyim. Şu an cümle kuramıyorum. Ayrıca ben şunu da söylemek istiyorum. Oğuzhan Bey'in bizle hiç konuşmamasının sebebi acaba ikisi arasında bir dayanışma olabilir mi? Evet, biz ben sizinle konuşuyorum bu arada. Onur itiraf etti. Ses tonunu örnek verdim. Filiz Hanım'la konuştuğum şekilde ses tonuyla konuşmuyorum. Ben yani bilmiyorum, konuşuyorum. Ben açıkçası bugün sizle hiç diyaloğa girdiğimi de hatırlamıyorum. Çünkü bugün daha yeni evet, geldik, daha çorba biz konuşacağız. Çok İki şey konuşacağız. İki saat yukarıda oturduk, çok bunu şey konuşacağız. Yarın sizin gününüzde de çok şey konuşacağız. Umarım lezzetleri konuşuruz. Umarım lezzetleri konuşuruz. O kadar çok konuşacağım ki. Ya lütfen lezzetsiz olsa dahi, yetiştiremeseniz bile dahi lütfen güler yüzünüzle ben karşı. Şey ben her zaman, ben kaşlarımı çatamıyorum zaten. Kaşlarımı çatamıyorum Zuhal Hanım. Çok botoks yani yaptırmışım, biraz ayarını kaçırmışım. Ama botoksdan çatamıyorsun. Evet evet, çatamıyorum. Hep böyle güler çok yüzlü olmuştum. Lütfen. Teşekkür baştan ederim. Filiz ablam, çok teşekkür ederim. Ablam. Bak Seda. Efendim? Yine söylüyorum, yine söylüyorum. Bu yarışmada birçok yemeği yetiştiremeyen birçok yarışmacı evet, oldu. Evet. Olacaktır da.
Bu yarışma. Evet. Yemeği yaparsın, yapamazsın, güzel yaparsın, yapamazsın. Her gün döktürdüğün, enfes yaptığın lezzetleri burada kamera karşısında yarışma psikolojisinde heyecandan, gerginlikten yapamayabilirsin. Bunları anlayabiliriz. Ama şu tavrını anlayamıyoruz. Lütfen bize yardımcı ol. Biz empati yapmaya çalışıyoruz. Kimse sana şu an salatası eksik o zaman veririm 2-1 demedi. Kimse asla rakam puan telaffuz etmedi. Üzerini değiştirmene izin verdiler. Yani. Sen birazcık daha sakinliğini koru. Ama şimdi bu şekilde davranarak, bu şekilde konuşarak kendinle ilgili kendini daha çok aşağı çekiyorsun ve modunu düşürüyorsun. Yapamadım, kusura bakmayın. Olanları yiyeceğiz, yorumumuzu yapacağız. Tabii ki kalkacağız, gideceğiz ve yarına bakacağız, devam edeceğiz. Yani hayatta da böyledir. Düşeriz, kalkarız, yaparız, yapamayız, başarırız, başaramayız. Önemli olan o değil. Güzel hatıralarla gidin buradan. Daha fazla kalp kırmaya kendini de geriyorsun, bizi de geriyorsun. Gerek yok. Masa sen olan ıslak yemeklerini getir. Tabii ki eleştirecekler, tabii ki beğenmeye de bilirler. Ayrıca da evet, çorbanın içinde badem kabuğunun ne işi var? Keşke soyulmuş badem kullansaydın. Lezzetsiz bir çorba değildi, söyleyemedim. Ama kabukların olmaması gerekiyordu. Dereotların o kadar büyük konulmaması gerekiyor ki. Tıpkı Filiz'e de yaptığımızı, tıpkı Oğuz'a da demin daha söyledim. Salatan böyle olmamalıydı. Veyahut neydi yapamadığım bir şey daha vardı. Ne yapamamıştın? Tatlının içinde tuzlu bir tat var. Ha o mesela tatlı. Ona geleceğim. Çaresizlikti o biraz ama. O sen tattın değil mi tatlından? Evet evet. Ne evet, geldi mi sana da o tat? Vardı biraz tuz evet ama. Önce o tuz dediler. Tuz değil bir yani ekşi. Dil peyniri işte. Dil peynirinin tadıydı. Ama işte, tuz da değil yani tanımlayamadım o tadı. Şey dil peyniri zaten çok tuzlu olmaz ya. Kızartmadığım için mangalda mı o biraz şey oldu diyeceğim de farklı. Acımık bir tat geldi sana da değil biraz mi? Biraz vardı evet. Hani diyeceğim peynir mi bozuktu? Bazen geçmiş tarihi, yani geçmiş tarihi olmaz ama kendi içinde yani kullandığın peynirin paketini getirdin. O paketin Özel. Aynısıydı değil tabii mi? Tabii ki aynısıydı. Yani. Tabii ki. Tabii ben yemekten aynısıydı. Anlamıyorum ya Zuhal Hanım. Ama yer yemez ona dedim ki itiraz etmedim yani en azından. Dil peyniri bakın. Miydi dedim. Hayır Hatay'dan özel getirmiş. Tamam dil. Künefe hayır. Peyniri dedi. Tamam zaten dil ve paketin peyniri. Üzerinde dil bakın, peyniri yazıyordu. Bakın aynı şeyi konuşuyoruz. Dil buyurun. Peyniri zaten o. Hayır, ben künefe peyniri derken, bana. Hayır künefe peyniri derken başka bir peynir kastetmiyorum. Ondan yapılıyor zaten. Tuzsuz tamam ama dil peyniri mi diye sordum. Hayır dediniz. Hayır denedim. Hayır demedim ben size. Denedim. Şu Hatay'da da çok çeşitli satılan ya. Peynirler de var aynı. Doğrudur ya. Da pakette da dil peyniri yazıyordu. Hatta olabilir. Ben dedim acaba etin içine sardığı mozzarella'yı arta kaldı da orada mı kullandı diye düşündüm. O da benzer ya dil peynirine reklam olarak. Evet. Hani yemekten ne kadar tam anlıyorum bilmiyorum. Tam tuz da diyemem ama böyle bir garip bir değişik bir tat vardı. Yani mesela dün onu da söyledik tatlısını beğenmedik. Yani olabilecek bunlar şeyler yani doğal şeyler bunlar. Zuhal'cığım sanki şu an yapıyor her şeyi. Evet. Sunum denen bir şey var ya hani. Yani ya şimdi bakın. Bence birleştiriyor. Kaşıkla birleştiriyor. Kalkıp bakmak istiyorum. İyi de sunum nasıl olur efendim? Hani anlatır mısın? Biz baktık ya ben baktım tamam da, kendi adıma olur. Konuşayım. Tamam gelin hani böyle buyurun. Böyle mandalin şeklindeydi mandalin deniyor zaten bir aynı. Bir dakika ben size hani mandalin şeklinde gelecek hani demedim. Onların hazırlanmış olması bakın, gerekiyor. Bakın ben size mandalin şeklinde gelecek diye bir şey demedim. Tavuklu mandalin dedim ve bunu ben kendini. Yani yetiştiremeyince şeklinden de diyorsun. Hayır, hayır. Yani ya bakın yani. Lütfen bir şey söyleyeceğim. Ya özür dilerim ya. Üf, bir dakika ben özür diliyorum şu an. Çok ağzımdan yanlışlıkla kaçtı. Ne dedik? Duyamadık. Bir şey demedim. Ben özür diliyorum. Ağzımdan kaçtı. Demeden özür diliyorsun. Neyse tamam. Evet, dersen diye. Şimdiki bilir ne dileyecektiniz? Şimdi tavuklu mandalin ve yanındaki neydi? Kereviz. Kereviz püresi Zuhal Hanım. Kereviz püresi. Ben bakalım, yanına bir dilim yani mandalina koyarak mandalina yaprakları ve naneyle teşekkür bu şekilde ederim. Sunum yapmak istedim. Hani yuvarlak top olacağını yazmadım. Hiç bu durumda değil, beni görsel. Ben salatayı yapmadım. Görselde öyle olması gerekiyordu. Yani. Bu yani ama mandalin dememizin sebebi üstündeki mandalina koyulmuş. Mı sadece? Evet. Zuhal Hanım, ve kabuk. Bir şey söyleyeyim mi? Mandalina kabuk. Az önce bu yemeği bilmediklerini asla böyle bir şey olmadığını söyler. Ben yiyorlar ki şeklinin böyle olmaması gerekiyordu. Burada bir tutarsın. Şey, Oğuz sen söyledi. Söylediler demeyin. Tamam ben şimdi o söylediğini bilmiyorum. İçeriden duymadığım için buyurun afiyet olsun. O zaman çoklu konuşmayın Seda Hanım. Evet. Lütfen çok rica ederim. Efendim? Çoklu konuşmayın. Hani bizi de dahil ediyorsunuz ya. Evet, hepimiz masadayız ya ben genel konuşuyorum. Hayır hani, yediniz mi daha evvel bu yemeği dedim. Biz yemedik. Oğuzhan evet. Da dedi ki ben nasıl yorumumu katmıştım. Kendi yorumu olabilir dedi. Olabilir ama şey ben bu arada peki, bir tadalım. Açıklama getireyim. Ben sert davranmadım. Sizi gayet güler yüzle karşıladım. Geldiğinizde de dedim ki bakın özür dilerim üzerime yetişemedim. Bu yüzden üzgün olduğumu söyledim. Onu biz geçtik zaten. Ben geçmedim ama tekrar bize anlatıyorum. Peki, çünkü ben üstümü değiştirmeye gittiğim için burada yoktum. Siz konuştunuz ben yoktum. Sunum mu bu şimdi? O sunum. Böyle sunum. Evet öyle sunum. Yıkandığından bile emin değilim ben bunun açıkçası. Yemeyin o zaman. Bunu artık zaten bir zahmet evet. Yemeyin. Zaten buna bakmak zorunda değilsiniz. Yazmıyor ya hani menüde. Yani daha mandarinse madem en azından düzgün görünen daha presentable bir
yaprak kullanabilirdiniz. Aynen, ama tarz meselesi. Evet, tarz, bu mu tarz? Koydum. Ama bu yıkanmamış gerçekten. Yıkanmamış. Yani ne yaprağı bu? Nane. Nane yaprağı. Bu yıkanmamış. Gerçekten yıkanmamış. Hani? Lütfen Zuhal Hanım, çok özür dilerim. Evet. Yıkadın mı sen? İnanılmaz. Bunu? Toprak geçim, sirkeye sudan koydum. Mı geçirdiniz? Sirkeli suda yıkadım. Yani buna su diye seslenmiş. Yıkadım ama sadece salataya doğramadım. Bir saniye, yıkadı mı Gürbüz? Suya koydu Zuhal Hanım. Suya ama, koydu. Ama bakın hep toprak. Sirke olduğu için içine düşer zaten. Tamam, yemeyin onu. Yemeyin zaten, menü de yok, şekil o, atın kenara. Bakın masada bu da var, yemek zorunda değilsiniz değil mi? Hani yemeyin. Atam yiyordum ya, iki söylediniz. Ama hayır, o da bir dekor, onu söylüyorum ben size. Yemekte de dekor olabilir. Ama tabakta yenmeyecek bir şeyin olmaması gerekiyor. Yenmeyecek bir şey, mandalina yaprağını yiyebilirsiniz. Acı gelebilir ama çok faydalıdır. Oğuzhan ya, böyle görünen bir şey ben niye yiyeyim ki? Oğuzhan, mesela faydalı olduğunu bilir mandalina yaprağını. Tattınız mı Oğuzhan? Faydalı. Hani vitamini kabuğunda ya, o şekilde. Hayır, yememişsin. Bak, kameramanlar diyor ki tat, tam lütfen birer çatal daha alın. Ben neyi anladıklarını anlamadım Zuhal Hanım. Dur bakalım, çözeceğiz. Ben baktım. Baktın mı? Hepsine baktım. Baktım. Evet. Bütün bir sarımsağı yuttum. Oh, ben de. Hmm. İçinde neyin sarımsak kerem... yok. Bunun. İçinde sarımsak yok. Ne var? Pardon. Asla içinde. Sarımsak tadı veren başka bir şey mi var? Hayır, tamam, bizim, ben bu? Söylemeyeceğim. Şeyde göreceksiniz kayıtta. Asla sarımsak yok. İşte burada yakalandınız. Ben şu anda sarımsak. Yakalandınız. Bingo. Gerçekten bingo. Sarımsak olmayan peki, bir şey aldığınızda sarımsak yesinler ne var içinde yiyorsun. Bir bilmeye çalışalım bakalım. Evet, yani bu nasıl soralım. Bir şey? Sarımsak bayağı sarımsak. Asla sarımsak. Sarımsak koymadım diyor. Gördüler. Sarımsaklı başka bir ürün var o zaman içinde. O zaman bir tadı mı? Bir tadına varın. Sarımsaklı mayonez mi var? Sarımsaklı şey geldi demedim. Sarımsak tadı var. Hayır. Gülşen'in değil mi? Sarımsak var bunda. Var var. Sarımsaklı mayonez. Bakın ben sarımsak zaman... koymadım. Sesinizi çok yükseltmeseniz bana diyordunuz ya. O zaman sarımsak baharatlarda mı sarımsak var? Sarımsak tozu hayır, olabilir, sarımsaklı mayonez olabilir. Hayır, asla, asla. Ya ilahe illallah. Buram buram sarımsak evet. Var bunda Zuhal Hanım. Peki. Oğuzhan seninle başlayalım, anlat bize. Hem kerevizi anlat hem tavuk mantı. Ye, afiyet olsun. Ye ye, sen ye zaten. Aç kalmışsın, kan şekeri düşmüş. Kerevize de dokunmadım bu arada. Sunumu görmenizi istiyorum. Daha yani şu şekilde geldi. Evet, kaşıkla koyuyordu. Şurası niye boş? Çünkü ben ona şekil verdim. O bu mu şekil? Dedim. Evet. Niye herkes de öyle değil? Ben zaten geldiğinizde size takacağım. Direkt dedim ki. Bakın dedim. Bir bitireyim isterseniz Onur Bey. Sunum. Ben bir bitireyim sunum isterseniz. Onur Bey bir bitirebilir buyurun. Miyim? Ben size geldiğinizde direkt açıklama yaptım. Dedim ki hepinizden özür diliyorum. Üstümü değiştiremedim. Sizden rica ettim. Sağ olun. İzin verdiniz gitti. Bu bir. İkincisi. Ben yemekleri yetiştiremedim değil, salatayı yetiştiremedim. Bunu bir söyleyeyim. Tamam. Tamam mı? Onu sadece salatayı yetiştiremedim. Ve ben yemekleri size anlattım burada diye gelip onları şey yapıyorsunuz. Bunun içinde sarımsak yok. Tamam, onu da anladık. Ama peki, sarımsak de tanesi yok. Bak şey, Onur Bey güzel bildi. Sarımsaklı mayonez koydum ama evet. Asla mayonezde sarımsak gelecek gibi bir şey yok. Tamam gelin, ama sarımsaklı bir şey vardır dedi. Ama ben, bir saniye Gülşah dedi ki bir bütün sarımsak şey yuttu. O dedi o. Ben sarımsak yedim. Hayır hayır yok. Bayağı ben sarımsak yedim. Asla yok. Asla. Kamera var görürsünüz. Ben getireyim mi mayonezi? Yok canım, oysa öyledir. Öyle değil mi? Sarımsaklı mayonez mi koydu? Arkadaşlar. Ben bir tek et soteye sarımsak koydum. Sarımsaklı mayonez koymuş. Bütün sarımsak koymuş. Peki Oğuzhan bir anlat bakalım yemeği. Teşekkür ederim, sağ olun. Ben hayatımda ilk defa bir yemeği yerken kuşku duydum. Yani neyden? Yani karşımda pek açıkçası hijyenik bir tabak görmüyorum. Yani böyle nanesi, işte bu şekli falan, işte havuç ayrı bir böyle bir görselde zaten gelmedi. Böyle bir yemek zaten yok. Havuç bu şekilde, bunun üstünde bu düzensiz yapraklar. Yani bu evet yiyeceğiz, yemek zorundayız ve yedim. Filiz Hanım, ekmek alabilir miyim rica etsem? Çok uzun olmuş da ekmek yiyeceğim. Peki. Afiyet olsun. Çok sağ olun. Rica ederim, estağfurullah. Sizler de alın isterseniz. Kıvamı güzel olsaydı tereyağı gibi sürerdim ama yani mama gibi şöyle süremezsin. Şey, dünkü börek gibi mi, yavan olan? Ona rağmen... Çok sağ olun. İkisini de beğenmedin anladığım kadarıyla. Çok, öyle çok mi? Afiyet olsun. Beğenmedim. Kendi damaklıdır, olabilir. Sunumunu da beğenmedim. Sarımsak konusuna gelince de zaten diyelim ki mayonezle kıvam verdiniz. Kıvamı mayonezle böyle veremeyiz. Sarımsak da bu arada iki diş falan da yok, size katılmıyorum. Bir kilo olan sarımsak var bunun içerisinde. Sadece sarımsak mayonez var. Teşekkür gördüğünüz ediyorum, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Peki Gülşah'ı da dinleyelim. Zuhal Hanım, tuz yok öncelik olarak. Kesinlikle tuz yok, evet. Tuz yok. Bizde yok katılıyor. Evet, tuz yok. Buram buram kokuyor. Çok ağır derece, yani çok yoğun sarımsak kokuyor Zuhal Hanım. Öyle böyle sarımsak kokuyor. Ben mi yaptım, yok. Yapanı anlattım. Yani yok, çok şey, yoğun sarımsak. Ben koymuşum gibi. Çiçek buna bahane buldular. Ama yani Seda Hanım, yorum yapmayalım mı? Biz ne yapalım? Biz bugün yani bugün sizin psikolojiniz bozuk diye biz ne yapacağız? Ben bilemedim. Ya o kadar net belli ettiniz ki siz bize bugün kapıdan bardak vurma. Hayır, ben size karşı mahcup olma.
Hayır ben bakın, vardım. Bakın mahcubiyet başka bakın, bir şey. Biz sizi anladık da. Gece uyumadık. Hepimiz aynı şey işledik. Bu şekilde geldi. Siz yanlış anladınız. Üç kere mi? Evet. Hayır öyle deyince bilerek yaptım. Zuhal Hanım söyledi bir daha vurdunuz. Bakın bir daha vuracağım şimdi bunu. Vurma. Ya. Ama vurma Seda. Tamam teşekkür ederim. Emeğinize sağlık. Tavsiyem vurma. Emeğinize sağlık. Ben koydum ben peki, çok bana hitap eden yemek değil. İkisini de beğenmedin. Beğenemedim Zuhal Hanım. Peki Onur. Tavuk mandarinin mandarin kısmını yiyemeyeceğimiz için ben buna sarımsaklı tavuk diyorum. Yalnız mandarin değil mandalina. E ismini öyle mandarin koydum. Ya. Mandarin tamam, nereden geliyor o zaman? Havuçtan dolayı kendim hani olsun. Havuç deseydiniz. Tavuk havuç deseydiniz o zaman. Havuçlu tavuk deseydiniz. Sarımsaklı havuçlu tavuk deseydiniz. Sarımsaklı mayonezli havuçlu tavuk deseydiniz. Allah'tan belirsin başıma acaba neler gelirdi yoksa. Bir dakika pişmeyen ete bir bile. Bu haliyle böyle bunlar geldiyse acaba demeseydim neler gelirdi. Dediğim halde bunlar geldiyse Oğuz usulü bilmem ne usulü demediğim halde ne olurdu? Çok merak ediyorum cidden ne olurdu, ne yapardı? Bana sormayın ben beğendiğim gibi hakkaniyet ve puanımızı verdim. Bana bu yok, konuda yok, hiçbir o, şey yapamaz. Puanla akıl değil bakın yani genel. Şey yok, puanla ilgili bir şey demiyor. Ben şey ismini belirttim ona rağmen tepki diyor. Aldım diyor. Genel olarak tepki sana söylemiyorum. Biz, peki beğendin mi Onur? Beğenmedim Zuhal Hanım. Peki yani Filiz? Bir anlamı yok. Kereviz hakkında da konuşmak isterim. Ha tabii ki pardon söyledim. Kerevizde tuzsuz ve şekerli bir tadı var sanırım. Hiç tuz eklememişsiniz üzerine. Ve galiba muskat var içinde. O da ekstra bir tatlılık vermiş. Muskat. Asla yok. Muskat yok mu? Asla yok. Ne baharatı koydunuz içine? Onun içine sadece karabiber var. Bir de tuz var. Nasıl tatlı bir şey aldı tadı? Tatlı bir şey. Karabiber acı. Yani evet. Kerevizin tatlı gibi tatlı. Kereviz kendisi biraz böyle şey ya. Ya biraz tuzla belki limonla ekşilendirseydi. Herhangi bir tarçın marçın bir şey şeker hayır, koymadın. Hayır. Süt biraz koydum. Ha, su biraz koydum. Sütün belki tadını. Afiyet olsun. Mor soğan var içinde. Sevdiniz. Evet evet süt yedim ya. Evet afiyet olsun. Afiyet olsun. Gidiyorum dürümcü arıyorum onu arıyorum bunu arıyorum. Evet biz de bugün öyle yapacağız mecburen. Aç kalıyorum. Bir biraz dün döner gibi oldum. Ondan sonrası yok. Afiyet olsun. Sen ye, Filiz'i dinleyelim o sırada. Mandarin şeklinde de, hani bize gösterildi görseller. Onu böyle açacağı, içine konulacağı. Ondan sonra ben öyle bir görsel beklerdim. Üzerine mandalina yaprağı koyacaktı ondan sonra. Biz sonrasında hani bu olsaydı, hani bu ne şekli, mandalinle ne alakası var? Ben bunu mandalini çözemedim. Mandarin veya mandalin hanımefendiciğim. Niye öyle sonrasında bu öyle ne mandarin? Ya mandalin. Ya bunun da bunu birleştirip yapsaydı. Ben bitirebilir miyim kimse daha girmezse Zuhal Hanımcığım? Evet toparlayalım ama bu hiçbir şeye gideceğim benzemiyor. O şekil olarak. Tadı? Tadını hiç beğenmedim. Yoğun bir sarımsak kokusu var. İkisini de beğenmedim. Bu da çok tuzsuz ve tatsız. Tuzsuz ve tatsız. Ben birebir görselleri gönderdiğinde birebir aynılarını yaptım bu arada. Ya bazen birebir aynıları tutmayabiliyor tabii ki zamanla şeyle heyecanlı olmayabiliyor ama yani en azından hani ben böyle planladığını düşünmüyorum. Bence sen de bir şekil verecektin, evet, içine koyacaktın. Herhalde vakitsizlikten yetiştiremediğin için. Bu şekilde yapmaya karar verdim. Peki dedim, senin kendimi, tercihin. Kendimi kasmayayım dedim bu şekilde yapmaya karar verdim ama bir şey söylemek istiyorum. Filiz Hanım diyor ki ben diyor bunun görselini böyle göstermedi. Size kim gösterdi? Siz internetten bakmışsınızdır. Buradan birisi mi gösterdi? Hayır ama baktım ya. Ama bana buradan gösterdiler diyorsunuz. Gösterdiler mi dedim. Çok kayıt affedersiniz. Da var, kayıt da var. Kayıt sen da kendin var mi aradın? Ben kendim aradım tabii ki. Ama gösterdiler dedi. Çok özür dilerim öyle bir dün şey. Dün de onun ormancısını aradılar. Pirinç evet olur o salatada evet dediler. Ama aynı geldi. Bizimkiler ayrıca şey de olabilir. Eğer bulamıyorsa yarışmacılar. Ben internet. Pardon. Yok, olabilir. Şu tam anlayabilir miyim? Yarışmacılar eğer size beyan ediliyor ya röportaj vermeniz evet için menüyle ilgili fikirleriniz için. Yarışmacılar bunun herhangi bir kaynaktan bulamadılarsa tıpkı benim gibi ayrıca ekipten de isteyebilirler öyle bir hakları ama var. Yani biz nasıl bir şey anlayamadık bizim önümüze ne gelecek bilmiyoruz bu yemeği hiç yemedik diye bizim ekibimiz de paylaşabilir yani. Ama ona biz karar veririz. Ya paylaşmadan tamam söylemesi. Ha yani belki kendi aradı onu bilmiyorum ne dediğini de. Ben onu demek istemem göstermediler. Olabilir. Gösterebilirler bizim kendi gösterebilirler. Ama göstermeden neden gösterdiler diye yalan. Yani ya iyi de buna takılmayalım istersen bir sürü eksiğim var buna mı takıldın ne şimdi? Ne eksiğim var şu an burada? İşte al mandalin değil mandarin evet değil. Bu nasıl ne? Nasıl değil? Hayır bu ne? Bu ne? Bunun mandarin. Tavuğa neden yorum şey yapmıyorsunuz? Mandarin tavuğa neden yorum yapmıyorsunuz? Sarımsaktan tadını alamıyoruz ki yorum. Tatlım. Tatlım. Hadi yalandan bir mandalin yapayım, şunu da koyayım, kurban olayım ya. Evet, en azından şöyle bir yuvarlasın da biz de deseydik ki emek vermiş. Gidip de emeğim mutfağa. Yok, emeğim yok değil mi şu anda? Havucun boyutunu görüyorsunuz. Sizin gibi, evet, gidip de mutfağa. Ben pişmanım verdiğim oydan iki sefer öyle Oğuzhan Bey'di. Buna benzer ben bir buna bir şey söylüyorum. Sedan puanlarından memnunum. Hayır şöyle dedi. Hak etmediğiniz puanları verdim ama pişman değilim dedi. Evet Allah. Pardon. Yardımcı ayakta böyle beklersen böyle olur.
Ben size oturun dedim ama az önce. Dediniz de ayağa kalktıktan sonra yorum yapılmasa, geldiğimde yapılsa daha iyi olurdu tabii. Hayır, eliniz ayağınız titriyorsa yardım edilmesine müsaade ederlerse edeyim. Elim ayağım titriyor edin. Çünkü rahatsızım. Rahat... Müsaade eder misiniz yardım edin mi? Hayır, hayır, hayır. Çok ciddiyim. Hayır, asla. Samimiyim bu konuda. Hayır, istemiyorum. Peki. Ama ben rahatsızım. Benim kalp kapakçığımda daralma var ve bugün nefesim daraldı, birinin tamam mı? Birinin simetrisi var, birinin kalp kapağıncığı var. Kalp bu, tamam mı? Kalp bir daha geçemezsin. Geçmiyorum ya. Sedacığım, sakin ol. Ya gerçekten artık şu yemeği yiyip gitmek istiyorum. Evet, lütfen bu yemeğe geçebilir misin? Herkes bir kendine yani gelsin. Yani benim migrenim falan. Lütfen Filiz. Sağlık demeyin. Filiz benim kalbime dalga geçmeyin lütfen. Ama. Lütfen Allah şifa versin. Sert cümleler kuruyorsunuz. Biz de cevap vermek zorunda kalıyoruz. Lütfen yani. Gerçekten biz yemeğimizi yiyip hemen... Kalp kapakçığındaki rahatsızlığını şu an öğrendik. Kimsenin de dalga geçtiği yok. Son derece yanlış algıladığın... Şu anda da bir türlü içinden çıkamadığın, sanırım bir down oldun, enerji, morali çok bozuktu ben geldiğimde. Üzerimi değiştiremedim dedi. Ya sıkıntılı haberler aldım, burada şey yaşadım. Ama artık bunu devam yani, etmenin bir yere varamayız böyle İsmin Seda. İsmin o zaman bana kalbimden gelmesin. Benim isim simetriyle kalp aynı şey değildir lütfen tamam, ya. Tamam geçmiş olsun, Allah simetri şifa versin. Simetri sağlıkla ilgili bir şey değil, o bir takıntı. Tamam ya mı? Bunu öğrenin öncelikle. Evet, simetri takıntısı olanın dün ta neyse, şuraya kadardı runner'ı. Ben böyle ölçmeye tamam, çalıştım onu aralarını. Benim kalbimi konuşmayın. Simetris. Masada kalbim yok. Kalbim benim. Ben sizin kalbinizi konuşmadım. Hayır da birine... dalga geçiyorsun. Lan kalbi varmış da böyle olmuş. Zuhal Hanımcığım ben dalga falan geçmedim. Benim üzerimden daha fazla dalga falan sağlamaya geçilmedi. Çalışmasınlar. Gerçekten ayrıca de. Şey lütfen Sedacığım. Psikolojim bana psikolojisi bozuk dedi. Bana diyor resmen. Hakaret dava açacağım size. Asbinallah. Dava açacağım bu sabah. Yani siz bana psikolojimle ilgili siz şey yapamazsınız. Siz güne nasıl uyandınız? Uyumadınız mı? Dün nerede takıldınız? Uyumadım zaten de haksızlık yapıldığında ben... Anlamıyorum bakın, ya. Ben o şu anki psikolojinden bahsediyorum. Demedim şu an ayrıca ben size. Dergisi yok. Lütfen diyor. İyi dinleyin. Bak demin o da narsist dedi. Ben de dedim ki bu tür yakıştırmalar yapmayalım birbirimize dedi. Özür dilerim ama Zuhal Hanım. Şimdi... moralim mi bozuk? Bugünkü psikolojiniz bozuk diyor yani. Psikolojiniz bugün. Bozuk. Siz ben size psikopat falan demedim. Estağfurullah. Lütfen sakin olun. Bak gerçekten. Ben sizin kalbinizi bugün çok özür diliyorum bakın. Ben bugün sizin çok özür diliyorum. Ben sizin bugün kalbinizi nasıl konuşmak isterdim biliyor musunuz? Güzel kalbinizi konuşmak isterdim. Ama güzel yaklaşsaydınız. Siz ama oturur oturmaz hemen böyle işte. Ama öyle bir izlenim yarattınız. Hayır. Seda Hanım ona geldi ama lütfen. Hayır ben size bakın daha bir şey söyleyeceğim. İzlediğinizde anlayacaksınız. Bir dinler misiniz? Ben size açık oylama yaptım. Dürüstçe kapıda dedim ki üstümü değiştiremedim falan. Siz de bana bundan direkt gelip güzel gülerek oturdunuz ve oyun oynayarak bununla dalga geçtiniz. Ve tekrar söylüyorum psikolojim bozukluğu ben... Şimdi avukatımla çıkışta konuşacağım bununla ilgili. Lütfen konuşun ama lütfen konuşun bak çok rica ediyorum. Yani siz psikolog normal değil ya bu. Hayırdır normal yani. Değil ulaştırma arkadaşlar. Görevlilerimizi adliyede bırakacağım. Ya bakın tekrar söylüyorum ben hiçbir şey bilmesem hakkını gerçekten. Bilin lütfen siz de bilin. Ne dedi? Haddinizi bilin. Yine söylüyorum yetiştiremeyebilirsin biz bunu anlayabilecek kapasitede insanlarız. Keza bu masadaki herkes de öyle. Zaman zaman herkesin çıkışları oldu, zaman zaman gerildiğimiz anlar oldu, hala doluyor. Bu normaldir. Bu hayatta da olabilir, yarışma programında da olabilir, herkes herkesin arasında da olabilir. Bunu da anlayabiliriz. Fakat seni şu an anlayamıyorum. Biz bu kadar anlayış ve hoşgörüyle yaklaşmışken hala bu kadar üst perdeden kırıcı konuşmanı, bu kadar agresif davranmanı anlayamıyoruz. Sen sadece yemeklerini sun, biz de puanlayalım. Ve lütfen artık kimseye lütfen kötü şeyler, kırıcı şeyler söylemesin. Rica edeceğim. Sizler cevap vermiyorum. Kendi pozisyonumu bozmamak için vermiyorum. Duruşumu sergileyeceğim. Bu şekilde duracağım. Asla onlara prim vermeyeceğim. Bugünkü güler yüzü benim için eksik menüsü varmış. Üstünü değiştirememiş. Gerçekten hiç önemsemeyecektim. Ben de. Gerçekten önemsemeyecektim. Ya bakın herkes bu bir yarışma. Gerginliğini, stresini yönetemeyebilir. Kimisi böyle tepki verir, kimisi öyle tepki verir. Fakat iş birazcık şeyi sınırları aşmaya geldi. Yani bir çizgi var. Onu mümkün mertebe ben burada korumaya ve dengelemeye çalışıyorum. Yani ara ara bunu Oğuzhan da maalesef suistimal etti. Sen de ona keza Filiz. Gereken çıkışları, müdahaleleri yaptık. Ama ondan ötesi artık medeni insanlarız. Kaç yaşında insanlarız. Yani bunu artık şeye gitti artık. Bu başka bir yere doğru gidiyor. Gerek yok.
yemeğimizi yiyelim, puanı. Sonuçta kimse kimseyi ne görecek ne duyacak bir daha. Yani bu bir yarışma. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil bu arada. Kiminin yıldızı barışır. Buradan arkadaşlıklar kurup hala görüşen insanlar da var. Veyahut aman suratını görmeyeyim bir daha diyen insanlar da var. Kimse kimseyle arkadaş olmak zorunda da değil. Saygı duymak zorundayız. Sevmek zorunda da değiliz. Yapacak bir şey yok. Yani bu bir yarışma. Katıldınız. Belli yükümlülükleriniz, sorumluluklarınız var. Herkes onu yerine getirecek, gidecek. Bitti gitti de. Uzatmanın bir manası yok ki. Seda Hanım'ın bugünkü tavrı çok yanlıştı. Çok yanlıştı. İnanılmaz derecede benim için hayal kırıklığı oldu. Ben çok şaşırdım. Bana bugün Seda Hanım sizi mahkemeye vereceğim diye bir çıkışta bulundu. Çünkü bugünkü davranışları gerçekten benim için gene söylüyorum normal değildi. Keza bunu bütün masa Zuhal Hanım da dahil herkes dile getirdi. Ben bugün psikolojinizin normal olmadığını dile getirdim. Aslında bunu söylemek istedim. Çünkü çok fazla agresif davranışları vardı. Çok fazla asabiyet sergiledi masada. Keza sadece ben değil, diğer yarışmacı arkadaşlarımız ve Zuhal Hanım da bunu dile getirdi. Ama ihale bana kaldı. Çok şaşkınım. Avukatıyla görüşecekmiş, beni mahkemeye verecekmiş. Audrey Meydan elinden geleni ardına koyması yapabilir yani. Gülşen Hanım'ın söylemi yanlıştı. Psikolojisi bozuk tabii ki değil. Neden öyle olsun? Seda Hanım aslında çok eğlenceli bir karakter. Ama yemeğini yetiştiremediği için böyle bir tavır sergilemesi çok normaldi. Bunu psikolojinin bozuk olmasını yorması ayıp bir yorumdu. Yani hepimizin gününde hepimizin psikolojisinin biraz bozulması normal. Yarışma heyecanı, yarışma stresi. Bunu kesinlikle ben Gülşen Hanım'ın kötü bir niyetle söylediğini düşünmüyorum ama Seda Hanım bugün her şeyi kötü niyetle anlamaya çalıştığı için bunu da kötü niyetle anladı. Nasıl buldunuz ana yemeği Oğuzhan? Yemek konuşalım. Umarım güveçte yapmıştır çünkü güveç demiş ve güveçli olması gerekiyor. Ama güveç tenceresi mi, hamur tenceresi mi ne diye bir... Hamur tenceresi, evet, teşekkür ederim. Hamur tenceresi derken nasıl yani hamur tenceresi... Yani... Nasıl bir şey bu öncelikle? Bir bunu anlamadım ben. Onu söyleyeyim. Net anlamadım çünkü. Görmem gerekiyor o tencereyi çünkü. Kapağı var mı? Ben onu merak ediyorum en çok. Tencere ya. Yuvarlanıp kapağını bulmuş mu acaba? Onu merak ediyorum. Peki diyelim tencere oldu. Yazardı. Neden güveç? Tencere oldu. Güveç neden? Güveç yok. Tencere o zaman. Çözemedim. Pilavı da kaymaklı bulgur pilavı yemedim. Oğuzhan Bey, yorum yapmayacaktım ama şuna cevap vermek istiyorum. Bakın ben sizin hayal edemeyeceğiniz yemekler yaptım o yüzden. Hiç hayal edemedim zaten. Evet işte onu söylüyorum yani, ben de. Hayal gücüm... edemediğiniz yemekler yaptım. O sen yüzden öyle dedin normal ya. Yani anladınız mı? Teşekkür ederim. Hayal edemezsiniz yani. Bakın, hayatınızda çikolataya çalıştığınız getireyim. Yerde yediğiniz şu şeylere benzemez bu tamam mı? Konuya da lütfen bu arada Filiza'nın tam böyle karşımdayken bir açıklık getireyim. Ha, yine ben. Gene geldik mi oraya? Çok kırıcı bir şey kullanmayacağım. Lütfen söyle. Dediniz ya. Gülşen Hanım'a karşı böylesiniz, Seda Hanım'a karşı böylesiniz, bilmem ne işte gününüzü koruyorsunuz falan. Bakın bana kendisi 8 verdi ve ben eleştirimi yapıyorum. Çünkü ben buraya yemek eleştirmeye geldim ve bunu yapıyorum. Ama ben, şuraya bir noktayı ben koyabilir miyiz? Bakın şurada bir hemfikir olalım. Bunu kabul edin bak tamam mı? Bunun niye? Sizinle onunla da alakası yok. Tamam, ben burada yemeği söylüyorum. Bakın söylüyorum çatır çatır. Kabul etin. Sizin ses tonunuzdan kaynaklı problemdi. Bunu çözdük. Kaymaklı bulgur pilavı daha önce yediğim bir pilav değil ama yapılışı kaymağın bulgurun içinde olması gerekiyor. Zaten ve birlikte öyle pişmesi şu gerekiyor. An şu an tepesinde görüyorum orası Mısır tamam, piramidi mi? Nerenin piramidi bilemedim. Bakın onu ben o şekilde sunum olarak i̇çinde yapmak istedim. Fakat içinde yaklaşık 4 kaşık. Üstüne de koyabilir canım. Bir kilo, yani nereden biliyoruz içine koymadığını? Alacaksın tamam. Tadını. Yani okay. Gördüğünüz tamam. Şeylere bol, göre. Bol bol bir kilo kaymak içeceğiz herhalde. Sunum içerisine de konur. Biz de yaptılar daha evvel bu şekilde. Evet evet öyle yaptım zaten. Ön yargılı davranmak hiç hoş değil. Davranmayacağım. Yedikten sonra güzelce tabii ki puanınızı vereceğim. Ben bunu yapacağım. Yok içinde yok filan hani zaten. Yok bir sanırım dedim. Üstünde görünce sarımsak geldi. Sarımsak üstünde görünce yok sanırım dedim. Tamam mı? İçinde varsa tabii ki puanınızı bakacağım. Tadını alsam vereceğim. Yok hayır yani içinde olmayan bir şeyi içinde var diyorsunuz ben sanırım dedim Seda Hanım sanırım. Hayır ama Gülşen Hanım da dedi ya onu söylüyorum. Tamamdır. Hayır şimdi şöyle emek konusunu artık da bir tarafa bırakalım. Filiz Hanım gibi burada emek verdim. Dünyaları yaptım bir sefer emek verdim demedim. Onu da nokta koyalım yine kapatalım. Yine Filiz. Filiz Hanım çünkü boş konuşmalarınızın altını doldurmaya yine devam Filiz. Ediyorum. Yine Filiz. Teşekkür ederim. Bu yemekler yarışmada geliyor, tek okay. Boş konuşan sensin. Harika. Teşekkürler. Duydun mu? Umarım duymuşsundur. Umarım duymamıştır. Evet buyurun. Gelenler başlayabilir. Bulmuş kafan karışmış Oğuz. Evet. Hamur güveç evet, gibi gerçekten yapmış. Hamur gibi duruyor. Benim tabağım da gelsin. Tamam işte güveç şeklini vermiş. Yani evet, hamurdan da güveç yapmış. Börek. Yok yani hamur gibi böyle duruyor da ben şöyle gelsin bakacağım ben. Ha öyle hamur gibi diyorsun. Hamur güveç derken hamur zaten pişmemiş belli. Pişmemiş anlamında mı? Ya, hayır. Evet, hamur, evet, pişmemiş hamur gibi durmuyor.
duruyor lütfen ya. Hamur gibi durmuyor zaten hamur. Bence sunumu güzel. Yani farklı bir şey yapmayacak. Teşekkür ederim. Bir şey yok. Ben susuyorum. Her şey ortada. Halk da bunu görecek. Herkes bunu görecek. Susarak cevap vereceğim çünkü herkes haddini aştığı zaman ben kendimden geçiyorum. Kimse kusura bakmasın. Onu gördük. Sadece abi bakın ben size değer verdim. Tamam mı? Hepinize hakkaniyetli davrandım. Kimseye düşük puanlar vermedim kendime. Tamam ben su alabilir miyim? Çok buyurun. Kusura bakmayın. Su hemen. Bir su alabilirsem bir boğazım kurudu da. Tamam kusura hemen getiriyorum. Su alabilirsem tamam, kusura bakmayın. Tamam geldi. Konuşturmamak için yapmanız da güzel bunu. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu arada içecek isteyen var mı? Şuradan başka. Ben ayran rica edebilir miyim? Tabii hemen. Aa Onur Bey. Buyurun. Ben size soğuk çay aldım. Aa ne güzel. Bak, ben de rica ettim. Ne güzel düşünmüş. Gerçekten evet. Kaç gündür istiyorsunuz diye ben size bak, soğuk bravo. Çay almak istedim. Çok teşekkür ederim. Harikasın rica Seda. Rica ederim. Fakat istemediyorsunuz galiba. İstiyorsanız hemen getireceğim. Varsa şey yapayım tabii, ben açıkçası. Tabii aldım diyorum. Bakın sizin için tabii aldım. Varsa rica edebilirim. Ben açıkçası yani Seda onu düşünecek. Şimdi diyorsunuz ki davranıyor şöyle böyle. Bakın ne kadar ince düşünmüşüm. Bence çok teşekkür ederim. Çok çok sağ olun. Gerçekten... Lütfen ben rica edeyim. Sizin için zorluk olmayacaksa yemek sunumlarınızdan sonra sizin hemen, için hemen. Çok problem olmayacaksa yok, eğer. Problem. Hemen getiriyorum hemen. Fakat size değer verdiğimi anlamanız lazım. Bazı şeyler sinirli ağızdan çıkabiliyor. Bazı şeyleri belki farkında olmadan sinirimle söylemiş olabilirim evet, ama evet. Bir anda üzerime gerçekten çok geldiniz. Yok şöyle böyle şöyle. Daha düzgün yaklaşsaydınız için bakın. Hanginiz şişeyi kendiniz yap? Tek tek kendim yaptım. Orkideleri kopardım, içine koydum, uğraştım. Sabahlara kadar gerçekten. İşte keşke bardağı vurmasaydınız da onu. Ama bunu ben vurmadım. Elimde evet. Öyle geldi. Siz buna... öyle deyince ben de inadını tamam. Buldum. Bana peki. Vermiş olduğunuz değerle alakası yok. Burada sonuçta yarışmaya geldiniz ve bunu yapmak zorundaydınız. Zorunda değildim. Ben buraya kuru fasulye pilavla da gelirdim. Yani sonuçta yemek o da yemek tamam mı? Ben şey, değer onu, verdiğimden, onu güzel şeyler yapmak istediğimden, yani. Güzel bir insan olduğumdan ona yardımcı olmak kesinlikle, istedim kesinlikle. Ama sizler maalesef bunu suistimal ettiniz. Ne diyebilirim ki? Kesinlikle. Ben bugünün hiç bu kadar gergin olacağını tahmin etmemiştim. Ben de bir anda üstüme gelmeseydim gerçekten gergin hiç olmaz tahmin zaten. Etmemiştim. Hani yalandan yere üste gelmek sizin güreşlerinizde de sorun var mı? Ne sorunu? Böyle şöyle mi? Mesela abi. Şöyle mi? Ha, onu ne var daha bakmadım. Evet öyle. Ben çıkarttım. Ne o? Evet. Hani etli açma gibi hı-hı. Daha çok sanki. İçi biraz fazla kabarmış sanki. Açma böyle mi oluyormuş peki? Kabarması yok gibi dedim yani. Teşekkür ederim. Onur Bey'e söyledim. Nasıl? Ben açma demedim. Yok yok. İçi fazla kabarmış tamam sadece. Kabarması gerekiyordu zaten dedim. Bir şey demedim ben. Ben de gözlemde bulundum kabarmış olduğunu söyledim. Yok sorun yok. Bakın Onur Bey. Hani... Benim söylediğim her şey karşı çıkmak zorunda karşı değilsiniz. Karşı ben gerçekten ki. Buraya öyle ne hayallerle geldim Seda Hanım. Onur Bey bakın, bir tek bir cümle kuracağım. Tatlı, kaç tek bir cümle kuracağım. Sizinle. Müsaade. Ben sizden bu sinirli konuşmayı hak etmiyorum. Ben sinirli konuşmuyorum. Gerçekten. Hayır ama siz bunu şu anda bu teşekkür ederim çok sağ olun. Hatta ben bugün size diyecektim yani iyi ki sizle aynı masadayım. Çünkü kaç gündür bakın çok gergin bu ortam. Ben sizle tatlı o tatlı halimle tatlı çıktım ya karşınıza üzüldüm. Hele siz böyle üzülme. Gelince daha çok üzüldüm. Evet, dedim ki Onur Bey beni kırmamış. Benim sen gibi... kendine kızıyorsun aslında. Evet kendime ama gerek yok. Da gerek yok. Ne evet, güzel giyindin geldin. Hele şunlar çok güzel. Evet, evet. Ben de çok beğendim. Kıyafetini çok beğendim. Su isteyen var mı başka? Başka isteyen var mı? Tamam. Gelin oturun artık. İçecek ayran getiriyorum hemen size. Filiz Hanım ayran istedi. Teşekkür ederim. Su benim için portakal yeterli. Suyu kola. Çok teşekkürler. Soda getiriyorum size bir tane. İçersiniz bir tane. Peki teşekkür ederim. Bir soda içersene. Bir sodamızı içersin artık Oğuzhan. Yani Zuhal Hanım böyle bir menüde bilmiyorum. Ben en azından et güveç dediğinde biraz daha sebze biraz daha meşakkatli bir şey. Neden et olunca sebze mi olması gerekiyor? Yok, ayrıca güveç içinde dediğiniz bu... için sebze olması tamam da her güveçte sebze olmaz ki. Etiniz güveçte de inanılmaz acı bu arada. Dün, evet acı yaptım. Oğuzhan Bey'in hangi yemeği? Bu yorumunuz beni çok mutlu etti. İsteğime ulaşmışım. Şerdeydi. Çili biber kullandım ama o kadar çok vaktim olmadı ki belirtemedim bile. Ben bunu söyleyemedim. Çili biber değil mi ben aslında? Yok o hatta o masada konuşuldu. Ben onu beğendim yani. Bu beni bilirsin. Az ve 2-3 tane tane koyayım ki yemek isteyen onu özellikle yiyeyim ama söyleyemedim. Onur devam etsin. Evet. Siz özellikle uyarmıştınız çok acı diye. Ben onu yedim. Bu şu anda ondan daha acı. Öyle mi? Evet. Olabilir. Şu anda o biberden daha acı. Ama ben isteğime ulaşmışım. Güzel. Sevindim buna. Bizi yakmak mı istediniz? Hayır. Ben bu şekilde yapmaya çalışıyorum. Bir şeyler yapacağım. Belki bir restoran açma, bir butik otel açma durumumuz var. Orada bunları deneyeceğim. Benim amacım zaten buraya gelip hani... Ama yaparsanız geri gönderirler. Beğenileri görmek. Beğenileri görmek. Kesinlikle şimdi... butik bir yer için büyük bir yer açmayın. Problem olur. Çok problem olur. Evet sizi yani. Getiririz. Şey yaparsınız. Memnuniyet. O zaman olabilir. O zaman geçeriz tamam mı? O zaman olabilir. Geçebiliriz. Yani hayırlı olsun şimdiden inşallah tabii ben ki. Ben yorum yapabilir miyim? Ama daha bitirmedi şey. Pardon. Onur sana... pilavı da söyle. Pilav da yani içinde kaymak olduğu belli. Çünkü zaten tabağa bayağı bir yağ bırakmış. Evet. Üzerine de ekleyince ekstra yağlanmış.
Bir de sanırım zerdeçalla renklendirdiniz. Tabii tabii. Neden öyle bir şey yaptınız anlamadım açıkçası. Ben sarı olmasını istedim. Yani bence gereksiz olmuş ya. Niye? Yapamaz mı renk canım? Açısından biraz bilmiyorum. Çok hoş görünmedi bana sunum açısından. Ya kahverengi olsaydı kendi rengi de der miydi? Sade bulgur pilavını tercih ederdim o şekilde. Zaten ama hamur olan bir şeyde yanına bulgur pilavı ne kadar uyumlu bilmiyorum. Anlamadım. Keşke siz de sebzelerle karışık bir şey yapsaydınız. En azından buradan karbonhidrat alıp buradan sebze yerdik. Bakın biberler, erimiş çok güzel, mor soğan var. Bilmiyorum. Ekmek zaten hepsini içine çektiği için. Tamam çekmesi gerekiyor zaten. Yani güvecin bir anlamı kalmıyor. O zaman kavurma yapın aynı şey. Ama ben bunu tercih ettim. Siz kavurmayı şu an tartışmayacaksınız. Bunu anladım. Tartışacaksınız. Yani zaten kaç gündür sote yiyoruz. O yüzden çok yabancı gelmedi bana da. Sadece ekmeğin içinde çok merak ediyorum. Göreceksiniz. Ayrıca dün sote yemedik. Göreceksiniz. Ayrıca ciğer sote yedik ya dün de. Hayır, ciğer sote değil miydi? O yaprak ciğer gibi bir şeydi. O ciğer sote değildi. Ya, ciğer soteydi diye hatırlıyorum. Evet, yaprak ciğerdi. Evet. Evet, Filiz de dinleyelim. Evet, sebzeler ve kabukları da var. Sebze dediği nedir bilmiyorum. Biber. Güveç denilince hani kabuk kabuk tatlı. Papya biber. Doğrudur, olabilir. İşte, hatta sonra bitirebilir miyim? Pardon, özür dilerim. Bunun üstü yanmış tamam da içi tamamen hamur. Sonrasında şurada bir kabuk. Bir de güveç denilince hani sebze gerçekten bekliyorum. Güvecin içerisinde aynen, hani olması gereken küçük patlıcanlar olur, kabaklar olur, domatesler olur. Hani bu böyle kavurma gibi olmuş hakikaten. Onur Bey'in de söylediği gibi. Yemekten anlamıyordum ama. Evet, bir de içi hamur. Yani beklediğim bu değildi. Bulgur pilavı için de zaten tereyağı var sanırım. Var tabii. Zeytinyağı da var. Tabii ki var. Kaymakla birlikte çok yağlı olmuş. Ama köydü. Yağlı olması mı? Kaymağın yağı, evet o geçecekti, tadı geçecekti. Oradan da zerdeçalde sarı yağ yakacak. Tadı güzel değil mi pilavın Filiz? Alamıyoruz ki yağdan tadını. O kadar değil. Çok. Yok ben tadını kötü yani, parıl parıl bence parlıyor. De kötü değil gayet ben lezzetli tadını yani. Ben kötü bulmadım. Yok lezzetli, pişmesi güzel bence pilavın. Tadı da güzel. Kötü ama tadını bulmadım. Kötü bulmadım hayır, diyor tadını zaten. Tadını kötü bulmadım. Ya yağlı gelebilir ama yani tadı evet, güzel pişmesi bence. Yağda bir sıkıntı yok. Ben açıklamamı yapayım mı size karşı? Şimdi diyorsunuz ya iç hamur olmuş, şöyle olmuş, böyle olmuş gibi bekliyordum. Bu hamur tenceresinde güveç. Bu normal bir güveç değil. Siz normal güvece göre yorum yapamazsınız buna. Tatlı buna hamur güveç bunu daha önce yediniz mi? Hamur, ben bunu gerçekten daha önce bakın bir şey söyleyeyim. Yediniz mi? Sanmıyorum. Hani çorbalar falan da geliyor ya birçok. Ama sanmıyorum. Ekmeğin içinde. İnanın şunlar olmuyor, emin olun. Tamam o çorba emin bu ol. Güveç. Hayır. Bunu diyor ekmeğini alsaydın diyor daha iyi olurdu diyor. Alamazsın yani, pişmiş şeyi nasıl alayım ben? İçinde mi yerken ayırabilirsiniz bu zor bir şey değil. Tatlım onu oradan ayır, bunu buradan ayır, buna böyle demeyin. Zaten öyle günlerdir. Demeyin, yorumunuzu katmayın. Verin sıfır puanı ama olmuyor yani. Tamam verin sıfır puanı, onda sorun yok da bakın sıfır o, puan yok ayrıca. O biber kabuğu bu değil bu. Yarışmaya da saygısızlık bir dakika, olur. O kabuk değil bu ne arada. Bu? Onu bunun adı nedir? Susarsanız açıklayacağım ama hiç dinlemiyorsunuz ki. Ama ben bunun adı nedir diyorum. Ama işte açıklarken sorduğunuzu söylüyorum zaten. Hayır o şey... Elimle tutabilir miyim canım? Dizize Piper. Ne? Red Piper. Pepper. Ha pepper. Tamam. Bunu Julian doğradım. İçinde güzel pişip eridiği için o şekilde Kurban duruyor. O asla ya kabuk Rabbi, değil. Ya peki. Rabbi. Devam edelim Oğuzhan. Bir de içini yemiyorum diyorsunuz da hani zaten ya yemiyorsunuz Rabbi günlerdir. Bakın ben nasıl yiyorum. Ya afiyet Rabbi olsun. Afiyet olsun. Evet Oğuzhan'ı da dinleyeyim. Öyle. Neyse içtim. Eti kesinlikle çok baharatlı ve acı. Ama çok. Dolu bir tamam. Güzel bir amaca hizmet ediyorsunuz. Dolu bir çatal aldım ve şu an bir tane aldım. Dolu bir çatal aldım ama ve hala şu anda yanmalar devam ediyor. Aşırı baharatlı. Evet. Bunu yedikten sonra herhalde bir 2 litre su içerim. Bence sodayı için de ben dün gece zaten bir damacana bitirdim 5 litrelik. Çünkü sizin acınız da bayağı acıydı ama ben sevdiğim için verdim de sonradan bayağı bir oturdu burama yani o acı. Ben sadece eleştiriyorum şu anda. Eleştirin zaten sıkıntı yok eleştirin. Filiz Hanım gibi... Ananas söyleyemedim bile. Ananas kuyusu kazmıştı bir aramaya girmişti orada. İçini oyamamışsınız. Kazılamamıştı hani. Sondaj. Evet sondaj bulamamışsınız ama iyi inememişsiniz derine. Burada da bir kazma olayı görmüyorum. Yani bir içerisi böyle tam böyle bir şey değil. İçerisi hamur. O hamuru alıp güzelce doldurup o dışındaki çıtırlıkla böyle daha şık olabilirdi. Gerçekten içerisi hamur. Pilavınıza gelince kesinlikle tane tane. Bu kısmı çok güzel.
Ama şimdi evet, içerisinde... güzel pişirmişsin pilavı. Evet. Ya, gayet güzel. İçerisinde yoğun sadece gerçekten aslında dengesi kötü. Yani tadı aslında güzel ama yoğun bir kaymak. Üste zaten var. Bu da erimeye devam ediyor sıcağıyla birlikte içine indi. İniyor, inmeye devam ediyor. İçerisi aynı zamanda kaymaklı. İçerisi aynı zamanda tereyağı ve zeytinyağlı. Yani bu yağ kısmı çok yoğun aslında. Tamam, bunun dengesini aslında mükemmel ayarlasaydın. Evet, yağını biraz daha az kullansaydın yani, gayet güzel. Sapsarı, sapsarı böyle yağ yani. Yoksa... O şimdi kaynak evet, da evet, olduğu evet. için fazla şey. Evet, bir de ama lezzetli. Teşekkür ederim. Cevap vereyim hemen. Şimdi siz zaten ben oradayken kaymak içinde olmalı, dışında değil falan dediniz. İçinde istediniz. Şimdi içinde görünce bu çok olmuş diyorsunuz. Yani resmen gerçekten eleştirmek için. Eleştiriyorum. Ama bunun kararını siz vereceksiniz. Yok. Yer yaparken ben... tatmadınız mı? Tattım tabii ki. Yedim, hala size yiyorum. Çok yağlı gelmedi mi? Hayır, gel bakın yiyorum. Bunun yağı kaymaktan kaynaklı. Zaten bunun amacı o. Şimdi ne oldu? Pirinç pilavıydı işte, patates mi? Sıkıldık. Değişik bir şey yapıyorum size. Evet. Ve yani, özeniyorum. Hala yaranıyoruz. Ben hala şu çiçekteyim bakın. Tek tek onu karşı komşumla, Hatice ablamla tek tek onu biz ayarladık. Tamam. Hatice ablayla tek tek yapılmış. Evet. Söylüyor kız. Peçete, inanın kaç saat uğraştım. Şunların hepsini gece kaç defa sildim. Hayır. Üzerinde yıllık şeyler olduğu için kaşıklar çatalar çizikten defalarca sildim. Çiçeğe yorum yapmıyoruz hani ana yemekteyiz. Hayır bakın ben size verdiğim değeri söylüyorum. Teşekkür ederim. Çok özenmiş. Ama geçmedik. Peki. Yok ben Gülşah'a geçelim şey yorumlarda. O çok özendiğini belirtmek istiyor herhalde. Evet. Ben evet Oğuzhan Bey'in yorumlarına katılıyorum. Hemen hemen yapmak istediğim yorumları aslında Oğuzhan Bey dile getirdi. Pilavın taneli. Orada çok taneli... bölebilir miyim? Yani benim yorumlarıma aslında başladığımız günden beri katılıyorsunuz ama vermiş olduğunuz puanla katılmadınız. Haksızlık ettiniz ve bana gerçekten orada cidden sizden özellikle beklemezdim Gülşah Hanım. Beklerim. Evet yani. Evet 5 bence de düşüktü. Çünkü yok, bilmiyorum 5 düşüktü dün de söyledim. Evet eleştirebilirdim. Böyle ben de çok özür diliyorum. Çok özür diliyorum. Şimdi siz tabakta bahane bulamadığınız için, yorum yapamayacağınız için diyorsunuz ben Oğuzhan Bey'e katılıyorum bu kadar. Arkadaşlarıma başarılar hayır, dilerim. Bu muhabbete ama, giriyor. Ama daha benim yorumum bitmedi. Bitmedi ama baştan zaten onun yorumunu yapacağınızı söylüyorsunuz. Daha farklı yorum yapın. Kendi tabak damak tadınıza bakın. Etinizin lezzetini evet, beğendim. Evet piş değil mi? Evet. Seda Hanım elinize sağlık, çok teşekkür ederim. Afiyet olsun, sağ olun. Beğendim diyordu tam etinizi. Hayır ben de pişmiş sağlık. Değil mi dedim, teşekkür bir şey ederim. Demedim. Yani pişmiş biraz mi diye sordu. Korktunuz galiba Seda Hanım. Ne korkacağım ya? İlk defa konuştuğumuzu gördüm. Benim gününde uğradığınız gibi. Bir saygı duyulmalı ya öncelikle. Ben burada bir şey konuşuyorum. Ben onun misafiriyim bugün burada. Öyle tabii ama benim yani ilk defa duydum. Benim konuşacağım cümlelere dahi izin verilmiyor. Ne demek ilk defa duydum? Yani yine günaydın diyecektim size az kalsın. Elinize sağlık Seda Hanım. Pardon pilavı da söyle ama beğenmedim. Beğenmedi. Tuzsuz olmuş. Eline sağlık, emeğine sağlık söyledim. Teşekkür ederim. Ama müsaade etsen güzel bir şey söyledi. Etin güzel bir tat. Ben pişmiş mi diye sordum ama kötü bir şey demedim. Zuhal Hanım. Gerçekten puanlayacaktım ve ciddi anlamda güzel yorum yapacaktım ben bu yemeğe. Çünkü etin pişimini, lezzetini çok beğenmiştim ben. Hayır, paketimizi puanlamak zorundasınız zaten. Çok beğenmiş. O ayrı bir şey. Ama saygı gerekiyor. Şimdi pişmiş mi demek saygı gerekiyor. Yemek hak ediyorsa, yemek hak ediyorsa. Pişmiş mi diye sordu sadece. Bakın Gürbüz'e tattırıp biraz çiğ demişti bana. Biraz çiğ demişti tattırdığımda. O yüzden size sorayım, pişmiş mi dedim. Kötü bir şey demedim. Siz bana direkt saldırmak için geldiğiniz için geldiğinizden beri ben böyle davranıyorum. Ama siz Allah'ım mesela. Evet. Yani ben bu programın ama devamlı izleyicisiyim. Ama pişmiş mi dedim? Bunun bir kötüsü. Ben misafirperverliğe güzel güler yüze puan, iyi puan verilebiliyorsa misafirperver olmayan şeyde de biz puanlamaya bunu katabiliriz diye düşünüyorum. Çünkü iki gündür gerçekten çok gerginim. Psikolojim bozuldu gerçekten. Katılıyorum sana. Gerçekten psikolojim bozuldu. Ben yani bu kadar negatif enerjinin olduğu bir ortamda çok uzun süredir bulunmamıştım. Peki eline sağlık. Pilavın güzel. Siz beğendiniz mi? Beğendim güzel pilavın. Evet hamur kısmına ben de katılıyorum. Güzel bir düşünce. Onu o şekilde yapman ama içindeki da şeyi alabilirdin. Yeter. Daha fazla et zaten olurdu. Zaten oraya koymanız da zaten. Onur Bey bu arada sizin uzun zamandır zaten yemek durumunun içinde bulunmadığınız çok belli. Ben yemekle alakalı bir şey söylemedim. Gibi, bakın, gergin bir ortamdan bahsettim. Hemen hemen ortak noktamız var. Bu arada influencer'sınız. Ben de bu işi aslında yapıyorum. Aslında. Evet beğenmiştim. Gerçekten beğenmiştim. Sadece şunu ekleyecektim. Keşke şu orta kısmı aynen, alsaydım. Aynen, ben de hani oraya et de olsaydı. Hani aynen. Bu şekilde daha fazla sebze olmalıydı. Güveçleyince sebze görmek isteriz. Doğru söylüyor. Aslında etin pişmesi diyemedi ki. Ben sadece pişmiş mi dedim? Özür dilerim. Kötü bir şey sormadım. Lütfen özür yani, dilemeyin. Emin olmadığım için. Bakın emin olmadığım için dedim ki pişmiş mi? Ama sabretseydin keşke hani yorumunu. Ama siz de bakın sabredin biraz susun yani. Kendinize gelince yorum yaparsınız. Bana diyorsunuz kendiniz sabretmiyorsunuz. Evet sevgili izleyenler. Dayaktayız programda. Tövbe yarabbim. Avukatlar, davalar, hakimler, savcılar bayağı.
Güzel bir masada. Yok, ciddi söylediğimi zannettim. Ya bu masada değil, başka masada zaten onu göreceksiniz. Onda sıkıntı yok. Hangi masada? Adalet sarayında olabilir mesela. Ya Seda Hanım lütfen tatlımızı getirin de yiyip gidelim artık ya. Gerçekten artık yani buruma geldi Zuhal ya. Zuhal Hanım size bir şey diyeceğim. Lütfen, tatlıyı yediğinizde olayı artık tatlıya bağlayacak mısınız? Bu kıskançlığınızdan vazgeçecek misiniz? Bana onu söyleyin bir. Kıskançlık mı? Evet. Pardon, yani yemeklerim güzel diye resmen kıskanıp beni burada yerden yere vurmaya çalışıyorsunuz. Ben sizin yorumlarınızı kabul etmiyorum. Pişmiş dediniz ya de. Bence pişmemiş, çok pişmiş. O yüzden sebzeleri göremediniz. Ben zaten bakın, size ben şu anda ne kendisine söylesem zaten lezzeti size var ama erimiş. Kulağınıza da hoş gelmeyecek, gözünüze de hoş gelmeyecek. O yüzden yok, benim gözüme size bakmak hoş çok geliyor. Çok rica edeceğim. Tatlımızı getirin. Gözüne bakınca o şeyler görüyorum yiyelim ama ağzınızdan çıkanlar hoş değil. Seda Hanım kaç gündür maskeniz neredeydi ya? Bugün gerçekten çıkmış. Çok, sizdeydi. Sizi bari tebrik ediyorum Filiz Hanım. Aa, sizdeydi gerçekten bana hediye etti ya. Ediyorum. Bir dakika. Gerçekten. Filiz Hanım'daydı benim maskem, o bana hediye etti. Vallahi iyi ki benim yüzümü kullanmışsınız o zaman. Ama kötü yüzünüzü kullanmışım. Keşke iyi bir yüzünüz olsaydı. Ya ben değil de, mi? Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bugün bardağı ben Filiz vurdum. Filiz Hanım, yüzünüzü yıkayıp gelir misiniz? İkinci yüzünüzle bir karşılaşalım. Yo ben şu an ya gerçekten saçmalıyorsunuz. Ya lütfen, bu ne ya? Lütfen kendine artık gerçekten yani Seda. Efendim? Bak senin yanında olmaya çalışıyorum, destek olmaya çalışıyorum. Ben kim yarışıyorsa farkındaysanız o gün o yarışmacının tarafındayım. Evet. Mümkün mertebe haksız yorumların önüne geçmeye çalışıyorum. Bazen 5 kişiyi birden karşıma alıyorum. 5 kişi birden bu çorba olmamış diyor, ben hayır olmuş diyorum. Bak yemeklerine pilavın güzel dedik. Gülşah da kötü bir yorum yapmadı. Sen de evet kötü bir şey de yapmadın. Ama ortam o kadar gergin ki ve sen saniyeler geçiyor. Çok güzel, iyi giderken bir anda tekrar tırmandırıyorsun. O da sana kötü bir şey söylemedi. Gerçekten pişmiş, güzel pişmiş dedi. Ben de emin olamadığım için pişmiş ama sen dedi. Niye bu kadar şey yapıyorsun? Yani hala bak at artık bunu üzerinden. Bitti yarışma yani, yiyeceğiz tatlımızı gideceğiz. Sakin ol artık yani. Davalar, mavalar. Ayrıca da Türk mahkemelerini, Türk adaletini böyle boş beleş işlerle de kimse meşgul etmesin. Kesinlikle katılıyorum. Adamların işi başından aşkın zaten. Ben bu kadar bekleyeceğimizi düşünmemiştim. Niye? Kaç dakika oldu ki Gürbüz? 6. dakikadayız Zuhal Hanım. Daha 6. dakika. 10'ar dakikası var herkesin servis aralığında. Hazır tatlı değil miydi bu? Sonradan mı sunum yapıyorsunuz? Pardon, hazır derken? Hayır yani sunuma hazır değil miydi şekil verip? Kenarlarında sos koyuyorum ya, kaçan sosları temizliyorum. Umarım hazır sos değildir. Ama dur bir dakika, sizinkine biraz bulaştırıp getireceğim. Siz bunu hak ettiniz çünkü şu an. Benimkine mi? Onur Bey tatlıyı çok seviyorsunuz. Yani keşke konuşmasaydınız. Sos gerçekten. Benim tatlım mı lekeli gelecek? Galiba. Kendi bilir. Ben başından beri söylüyorum. Hayır, sizin saygımdan yaptığın kendisi şeyi bilir. Anlamıyorsunuz. Hala. Sunumda değerlendirilir, tatta değerlendirilir. Ay, tat döküyor, benim için çok ketçap, önemli. Meçap, ne döküyor? İyice yani. Şaka gibi. Şaka yok falan artık değil yani. Ha, gerçekten. Düzgün yok artık. Gerçekten şok içindeyim. Ona bile laf ediyorsunuz ya. Gerçekten bu kadar olmaz bence. Sevgili seyircilerden özür diliyoruz. Beraber senden paylaşalım evet isterseniz. Hepimiz buradan gidişti. Hayırlısı. Psikiyatriste başlıyor. Hayırlısı. Şey. Yani hangisiydi benimki? Lütfen yarışmayı kazanan belli diğer arkadaşlarına doğru sorun. Belli olmuyor mu Onur Bey sizin tabağınız? Ha. Biraz daha bulaştıracağım. Allah aşkına. Aa, pardon. Orada siliyorum. Değer verdiğim için tatlı konuşalım diyorum. Hala gerçekten sizin yaptıklarınız hiç hoş değil. Ve ben hala haksız. Hayır gerek yok. Ben hala haksız görünüyorum. Ben bunu asla kabul etmiyorum. Bunu teşekkür söyleyeyim. Ederim. O kadar değer verdim ki zaten kayıtlarda var, sıkıntı yok. Hepinize gerçekten yani çok teşekkür ediyorum. Buyurun efendim. Teşekkür ederim. Elinize sağlık. Bu nasıl olabilir? Yani nasıl kabul yaptınız böyle bir şey? Ben kabul etmiyorum. Sana bol soslu. Yemeyin yani o zaman. Eğer programın şartına uymayacak. Yemek zorundayız yedin format gereği. O yüzden gereği yiyeceksiniz işte. Tamam da yani bu yani sizi haklı kılmıyor. Yani resmen tencereden döktünüz. Ay elimden kaydı ya. Tüh, kusura bakmayın. Ben bu sunumu kabul etmiyorum. Başka tatlı var mı? Başka düzgün tatlı sunumla yok, bana getirebilir misiniz? Bunu yemek zorundasınız. Tamam o zaman ben bunu eksik kabul ederim. Tadarımı eksik kabul ederim. Tatlı benim için çok önemli. Allah ben bunu Allah ilk günden beri söylüyorum. Nasıl baştan söylüyorum? Üzerine Allah bilir reçel mi aldınız ne aldınız bilmiyorum. Kavanozdan dökmüşsünüz, yapıştırmışsınız, getirmişsiniz. Yok bu nasıl be iş anlamadım. Yok yok. Hem de en çok dolaptan aldım, en çok tatlıya önem veren yarışmacı benim bu masada. Farkında mısınız? Bak benim için diyor tatlı 3 puandır evet diyor ya kaç gündür. Ama ben süsler yani temizlerken bize koyduğun sosu fazlasını koydun ona değil mi? Niye? Eli boğmuş işte. Herhalde bana daha çok değer veriyor. Ben sizin için bugün giyindim geldim. Şey değil, tatlı sosu. Ya evet ben ıspanak falan koyar diye düşünmüştüm. Yok artık sen. Ya da ne bileyim kalamandayla yapma falan önüne döktün, varsa. Olmaz evet öyle. Döktü, ben şimdi kolum böyle gelse.
Asıl benim örtüm gitti. Kaç para mı biliyor musun sen? Fatura gönderirsin, benim menajerim öder. Ah canım benim, gerek yok. Ben sana göndereyim fatura, sen biraz daha influencerlık yap. Sponsor olayım mı sana? Şu an bana hiçbir şey olmayın. Şu an değil zaten, şu an sponsor. Anca zaten maydanoz oluyorsunuz. Afiyet olsun herkese. Ben tekrar söylüyorum ama son kez söylüyorum gerçekten. Artık bir şey söylemese de, artık bir şey söylemeni istemiyorum. Evet, tatlı ile ilgili yorum alalım Filiz. Sosu hazır mı? Üzerindeki. Orada kaç kat var? Bir bakın ona önce. Hayır hayır. Ben önce ondan başlamak istedim. Zaten gördünüz. Gördüğünüz şeyi sormayın. Vallahi ben görmedim. Bir alttan bakın. Ben görmedim. Buradan göremem. Tamam, şöyle bir bakar mısınız? Yedim, tadına baktım. Şöyle bir bakar benim mısınız rica etsem? Hayatım, ona da geleceğim, ne olursun. Evet, hazır sos. Gördünüz zaten ama evet, havalı ben sos. Ben görmedim. Tamam, hazır sos. Görmedim. Hani bunu daha ne kadar söyleyebilirim? Hazır görmedim. Sos, evet. Çünkü evimde de kullanıyorum ben, tamam, çok acil evet durumlarda. Kaç katına falan gelince de kaç kat? Bakın, görmedim. İşte bir, iki. Çileği tamam, üstüne oturttum. Sos orada sadece sus. Bir dakika, kaç kat deyince. Benimkinde süs değil. Bir dakika Onur Bey. Kaç kat, bakın hayır, bakın deyince. Hayır, kendiniz mi yaptınız derken bakın, iki tane hayatım yapmışım zaten. Bir muhallebi yapmışım, hayatım, bir sinek sosu yapmışım hayatım zaten. Ben içine, mı yapayım? Ben içine geçmedim henüz. Üzerindeki sosu sordu. O, kulakların tıkandı sinirden. Bir dinleyebilirsen ben rica duyuyorum edeceğim. O zaman lütfen. Tamam, dinliyorum, bitirin ama kaç kat dedin ya, kaç kat. Tamam. Bir, iki. Kat yok. Tamam, o kaçak kat. O sunum, onu saymayacağım. Bir dakika. Bir dakika. Ben beni siz de yazmıyor. Hanımefendiciğim, ben bu siz söylediniz katlara bakın diye de. Tamam, iki kat, iki kata bakacaksınız. Ama size kat, bir şey yaptım. Tatlım, katlara bakın deyince hani katlara. Tamam, katla nasıl tamam, oluyor? Tamam, bir iki katlar oluyor. İki katlar kat üzerine. La ilahe illallah. Bir ara Türkçeler sevdiğinizde de bir yaptım. Hiç gerek yok. Ben gerekli eğitimimi aldım tatlım. Hayır, gereken yerlerde. Hayır, diyorsunuz ki katlar üzerine çünkü, katlar çilek çünkü konulmuş Zuhal Hanımcığım. Evet. Hazır sos sıkılmış, beğenmedim. Peki, Oğuzhan? Tadına bakmadı ama. Filiz Hanım'ın hiçbir şey beğenmemesi çok normal. Bakmadın, önce beyaza bunu söyleyeyim. Baktım, bakılmasa söylüyor peki zaten. Peki. İnsanlar söylüyor. Tamam, bir kaşık daha al, evet. Bakayım. Oğuzhan? Tatlısına baktım. Kendi zaten söyledi, üstündeki hazır bir şerbet nedir bu şey, reçel bir yani böyle börtlen sosu. Hı-hı. Çok yoğun şekerle ve tatlı. Şekerle dengelisin dedim. Şimdi şöyle zaten onu kenara alabilirsiniz, altını yiyin. Yok, şunu demek istiyorum, şimdi yerken böyle almak zorundayız ya, bu çok tatlı olduğu için biraz böyle aslında bunun da hani tadını böyle bir şey olmuş. Yani bunu sanki tek başına da getirse misiniz aslında böyle birazcık şey. Burada da çok kişniş buldum. Kişniş haşhaş özür dilerim. Fazla var, biraz fazla var gerçekten. Onun haricinde tatlınız güzel, tatlı. Afiyet olsun. Peki, Gülşah? Ben haşhaşlı tatlıları çok severim. Özellikle sütlü tatlılara da yakıştırırım. Ben tatlısını genel olarak beğendim, emeğine sağlık. Afiyet olsun. Onur? Ben yorum yapayım mı gerçekten Zuhal Hanım? Tabii ki yapacaksın. Yani şöyle, ben az önce şeyi çağırdım, kazı ekiplerini çağırdım bu sostan aşağıya inip tatlının tadına bakabilecek miyim diye. Maalesef çok mümkün olmadı. Hazır sos bu paketten çok güzel çıkarıp sıkmışsınız üzerine. Elinize sağlık. Bir kilo şeker yedim burada bir kaşıkta. Yani öyle. Evet, buyursunlar, açık oylamadayız. Tatlıyı zaten kafama atması bir yana bütün masayı sos içinde bıraktı. Ben zaten üstüm başım da sos içinde kalacak diye çok korkmuştum. Zaten o sosun içinden tatlıyı almaya çalıştım ben. Yine iyi niyet gösterdim. Ama bir kilo şeker yedim, bir kaşık tatlıdan. Onur Bey'e yaptığını getirip de böyle hani fazla mutfakta sıkıp da önüne getirip de şöyle bir sallaması kaseyi çok saygısızlık. Onu bana yapsaydı bugün kıyamet kopardı. Ejder tatlısı sundu bize. Ejder tatlısında zaten Onur Bey'e orada çok büyük bir saygısızlık diyeyim ben buna. Çünkü bayağı boca etti, şey yaptı. Keşke böyle yapmasaydı, gene söylüyorum. Ben çok üzüldüm aslında. Keşke bugün böyle bir davet olmasaydı. Ben Seda Hanım'dan daha güler yüz, daha samimi davranışlar bekliyordum açıkçası. Tatlısına gelecek olursak yine çok beğenemediğim bir tatlı çıkartmıştım maalesef. Efsane. Ben size de yaptım zaten. Birazdan size çok güzel. Böyle bir tatlı bir daha kimsenin yiyebileceğini zannetmiyorum. Ben hepsinden 0 puan bekliyorum, bu kadar. Ben onların yorumlarını kabul etmiyorum. Onların verdiği puanları asla kabul etmiyorum. Bana 0 puan versinler. 50 bin lira da onların olsun. Evet, şimdi Seda'ya puan verme zamanı sevgili yarışmacılar ama maalesef diğer günlerden farklı olarak eksik menüsü olduğu için, salatası olmadığı için aslında o mandalini şey de eksiğe giriyor ama zaten eksik bir ürün olduğu için otomatikman 2-1 verme hakkınız doğdu. Ama bunu kullanıp kullanmamak sizin inisiyatifinize kalmış. İsterseniz verirsiniz, isterseniz vermezsiniz. Yani illa 2-1 vereceksiniz diye bir mecburiyetiniz yok ama format gereği bir yemeği veyahut beyan ettiği herhangi bir ürünü eksik olursa eksik menüye giriyor.
Onun için şimdi puanınızı isterseniz 1'den 2'den, isterseniz her zaman gibi 3'ten başlatarak 10'a kadar yolu var. Beğendiniz beğenmediğiniz yemeklere göre buyursunlar. Yazabilirsiniz puanınızı. Ben de menüsünü hatırlatayım Seda'nın. Sütlü bademli bir çorbaydı başlangıç yemeği. Ardından tavuk, mandarin ve yanında kereviz püresi vardı. Ana yemeği güveçte, hamur güveçte, etti. Et güveçte. Kaymaklı bulgur pilavı vardı. Salatası yoktu. En son tatlı olarak da ejder tatlısı ikram etti. Sizler de gördüğüm kadarıyla hepiniz yazdınız. Değiştirmek isteyen var mı? Ben puanından emin olmayan. Evet. Şu an değiştirebilirsiniz. Yok mu? Herkes tamam mı? Peki. O zaman sana tabii ki her günkünden farklı soracağım Seda. Sence 2-1 veren olmuş mudur? Ben zaten direkt beklediğim puanı söyledim. Hiçbirini beğenmediler. Yani neye puan vereceklerini bilmiyorum. Pilavını beğendiler. Beğenmediler ki. Beğenenler oldu. Lezzeti güzel dediler. Çok yağlı falan dediniz ben ya. Ben demedim. O zaman 2 verirler, 3 verirler. Fark etmez ne verdiler. Anladım. Peki. Teşekkür ediyorum hepsine şimdiden. İlk olarak da Oğuzhan'ın puanı ile başlayacağız bugünkü açık oylamaya. Evet Oğuzhan, görelim puanını. Kendisine 3 verdim. Kapatabilirsin. Rica ederim. Yani çok da aslında ne söylenir bilmiyorum. Biraz tartışmalı masaydı. Yemekleriniz eksikti. Teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde masam çok tartışmalı oldu gerçekten. Evet dinliyorum. Benim sayemde olmadı kesin, onu söyleyeyim öncelikle. Üstünüzü yetiştiremediniz. Çok eksikleriniz vardı. Çok eksikliği bir tane salatamış. Salatanız da yoktu. Üstünüzü yetiştirmişsiniz. Bir o zaten. Masadaki bardaklar hiç yıkanmamış gibi, yani çok komple lekeliydi. Ve ben 0 bekliyordum. Üçüncü teşekkür ederim. Teşekkür ederim, sağ olun. 0 veremezlerdi zaten. Yani evet, bakalım gerek yok. Filiz'den kaç puan gelecek? Evet Filiz, sen de paylaş. Sesli olarak da söyle lütfen. Puanım 3. Kapatabilirsin. Peki. Bakalım Gülşah'tan kaç puan gelecek? Evet Gülşah, seni de öğrenelim lütfen. Benim puanım da 3 zaten. Kapatabilirsin. Neyse, kimse 2-1 vermemiş en azından. Çok eksik menüye tabi tutmamışlar. Evet, son puan da Onur'dan geliyor Seda'ya. Evet Onur. Son olarak sen. Zuhal Hanım, benim puanım da 3. Peki. Tatlıda bana yaptığınız ayıba rağmen size 2-1 vermek istemedim. Ben size ayıp yapmadım, siz bana ayıp yaptınız. Ben sizin tatlınızı temizlerken bana pislettiniz mi, yeni mi süslüyorsunuz dediniz. Ben sadece sosu döktüğüm için kenara döküldüm. Hiç hoş değildi yaptığın Seda. Evet. Bugün bir saniye bir şey söylemek istiyorum. Bugün yaptığın hiçbir şey hoş değildi. Yemeklerini gene söylüyorum yapamamış olabilirsin. Bunu zaten birçok insan yaşıyor. O da yadırganacak, ayıplanacak herhangi bir şey yok. Herkesin olan olmayan yemekleri olabiliyor. Açıkçası biz çok eksiği olan yarışmacı gördük. Ama senin tavrında bir yarışmacı görmedik. Umarız da görmeyiz. Çok üzgünüm öncelikle. Geldiğimde senin için üzgündüm. Arkadaşlarım da geldiler. Seda maalesef yetiştiremedi salatasını. Biraz morali bozuk. Seninle konuştuk. Lütfen üzülme, hiç germe kendini. Olur, olmaz. Yarışmacılar da anlayışla karşılarlar. Çoğu zaman da öyle oluyor dedik. Üzerini de değiştirdin, gayet de güzel geldin. Maalesef bu masayı, bugünü bu hale getiren sendin. Elbette ki herkesin günü olur, dediğim gibi modu düşük olur. Ama gerçekten de ben hani tekrar başladığında gayet güler yüzlüydün. Böyle olacağını hiç tahmin etmedim. Yani sen niye bu kadar kendini de üzdün, bizi de üzdün? Hiç gerek yoktu. Yani sonuçta bir yarışma olur olmaz. Canın sağ olsun. Yani dediğim gibi çok oluyor bu. Çok rastladığım bir şey, üstünü değiştirmen. Masasını kuramayan, sıfır masa böyle karşılayan oldu. Yani hiç gerek yoktu böyle bir şeye. Senin öyle biri olmadığını biliyorum. Gerçekten çok şaşkınım, çok kırgınım, çok üzgünüm. Keşke bugün böyle bir gün yaşamasaydık. Gene eksik olsaydı ama gülerek, eğlenerek ayrılsaydık buradan. Yani hiç önemli değil. Dediğim gibi yemek olmuş, yarışma da önemli. Geç yarışmayı. Yani buradan hepimizin isterdim ki güzel anılarla kalkalım. Öyle ayrılamıyorum maalesef. Eline emeğine sağlık yine de. Yarın büyük final Onur'la. Hadi bakalım, şimdiden kolay gelsin. Teşekkür ederim. Yani